Merhabalar, biz Beyken TV ailesi olarak seni tanıyoruz ama bir de izleyenler için kendini tanıtabilir misin? Hepinize merhaba, ben Emre, radyo televizyon programcılığı öğrencisiyim. Beykent'e 2 sene önce giriş yaptım. Bugün mezuniyet günüm olduğu için buraya geldim. Çok mutluyum öncelikle. 2 sene önce Beykent Üniversitesi kapısından öğrenci olarak girdim. Şimdi de Beykent TV ailesinde işe başladım. Daha mezun olmadan orada stajımı bitirdikten sonra işe başladım. O yüzden çok mutluyum. Bugün de burada mezuniyet törenini kutlamaya geldik. Çok heyecanlıyım. İlk önce buradan hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Benimle ilgilenen hocalarıma Beykent Üniversitesi'nde. Eğitim öğretim yılı olarak akademik kariyerimi sonlandırdım ama iş olarak yeni başladım. Beykent'te daha yeni heyecanlar beni bekliyor. Buradan aileme ve Beykent TV çalışanlarına selam yolluyorum. Çok teşekkür ederiz. Biz de bu mutlu gününde yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bundan sonrası için planlarını öğrenebilir miyiz Emre? Beykent TV'ye daha yeni giriş yaptığım için önümde şu an Beykent TV'yi düşünüyorum. Orada neler yapabilirim? İşimi kendimi geliştirmek istiyorum orada. Orada da gerçekten çok aile bir içi ortamı var. Gerçekten çok mutluyum orada. Herkesi çok seviyorum. Çok yardımcı oldular bana. Şu an için Beykent TV'de kalmayı düşünüyorum. O zaman seni tebrik ediyoruz tekrar. Bundan sonrası için de başarılı bir dönem olsun senin için. Çok teşekkür ederim. Beykent TV'ye selamlar. Merhabalar. Yine bizim tanıdığımız bir yüzsün sen ama izleyiciler de tanısın. Bir kendini tanıtabilir misin? Merhabalar, Yasin Bayraktar. Ben Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Programcılığı mezunuyum. Aynı zamanda da Beykent TV'de kameraman olarak görev yapmaktayım. Bugün senin de mezuniyetin var. Neler hissediyorsun, duygu ve düşüncelerini öğrenebilir miyiz? Bugün hem mezunum hem de sektörde şu anda çalışıyorum. Aynı zamanda kamera arkasındayım gün boyunca. Arkadaşlarımıza burada destek olacağız, öğrencilerimize. Eğitim hayatı güzeldi. Pandemi biraz şey yaptı ama yine de güzeldi yani. Teşekkür ediyorum Beykent ailesine. Peki buradan selam yollamak istediğin birileri var mı? Buradan Balıkesir, Gönen, Körpe Ağaçköy'üne selam yollamak istiyorum. Peki bundan sonrası için bir planın var mı? Neler düşünüyorsun? Sektörde basamak basamak ilerlemek istiyorum buradan sonrası. Kameramanlık olur, farklı sektörler olur. İlerlemek istiyorum açıkçası. O zaman biz de sana başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyorum, iyi günler diliyorum. Merhaba, benim adım Yazgı. İnsan Kaynakları Yönetimi bölümünden mezun oldum. Çok mutluyum, çok gururluyum. Eğitim hayatı devam eden tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Bundan sonrası için ne planlıyorsunuz, onu da öğrenelim. İş buldum. Salı günü işe başlıyorum. Daha sonra tekrardan eğitim hayatımı biraz yükseltmek istiyorum. Yani bir yüksek lisans yapmak istiyorum. Hedefim de bu var. Şimdilik böyle iş hayatına adım attım. Hayırlısını diliyorum herkes için. Kerim Ali Solmaz. Beykent Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümünde okudum. Artık mezunsun. Ne hissediyorsun? Duygularını öğrenebilir miyiz? Çok mutluyum. 2 sene önce mezun oldum aslında. Mezuniyet töreni bugüne kısmetmiş. Çok mutluyum Beykent Üniversitesi'nde okuduğum için. Bundan sonra ne planlıyorsun? Kariyerinle ilgili, geleceğinle ilgili öğrenebilir miyiz? Bundan sonrası için kurgu bölümüne yatkınım. Kurgu bölümünde şu anda da halihazırda çalışıyorum. Bu yolda devam etmek istiyorum. Merhaba, ben Can Özgener. Üniversitemizin aşçılık mezunlarındanım. Hayırlısıyla bu sene bitirdik. Önümüzdeki iş imkanlarına bakıyoruz. Peki neler hissediyorsun? Bugün senin için önemli bir gün. Ya çok heyecanlıyız. Arkadaşlarla hep beraber toplandık. Sabahtan beri etraftayız, dolaşıyoruz. Çok heyecanlıyız. Çok. Birazdan kepler fırlatılacak. Evet. Duygu ve düşüncelerini alabilir miyiz? Buradan kimlere teşekkür etmek istersin? Kimlere selam yollamak istersin? Yani bugünlere gelmemize yardımcı olan okuldaki akademisyen hocalarımıza, Özden Hoca, Emre Hoca, Ecem Hoca, hepsine sevgiler buradan. Arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Hepsine başarılar diliyorum gelecek hayatında. Cemile Çakal. Emine Çatal. Hangi bölümlerden mezun oluyorsunuz bugün? İş sağlığı ve güvenliği. Yine aynı şekilde iş sağlığı ve güvenliği. Nasıl bir dönem geçirdiniz? Biraz öğrenebilir miyiz? Çok güzel bir dönem geçirdik. Heyecanlı, verimli bir dönemdi bizim için. Dolu dolu güzel bir dönemdi. Hocalarımız da çok güzel, anılarımız oldu. Okulumuzu çok sevdik, çok güzeldi. Peki bugün mezun oluyorsunuz, birazdan kep atacaksınız. Duygu ve düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. Böyle bir anımız olacağı için çok sevinçliyiz. Çok heyecanlı, ailelerimizin yanımızda olması, başarılı bir şekilde ilerlememiz, mezun olmamız çok güzel. Umarım dileyen herkes yaşar bu durumu. Peki bu mezuniyet günü buradan kimlere teşekkür etmek istersiniz, kimlere selam söylemek istersiniz? Başta bütün öğretmenlerime çok teşekkür ederim. Daha sonra aileme ve arkadaşlarıma yanımda oldukları için çok teşekkür ediyorum.
aileme çok teşekkür ederim bu süreçte yanımda olduğu için ve hocalarımız da bize çok yardımcı oldular sınav zamanlarında. Yani hocalarıma, aileme, bana destek veren herkese teşekkür ederim. Ben Emine Akpınar, Çocuk Gelişim bölümündeyim. Ben de Bir Nur Yeşim Kasım. Aynı sınıftayız, Çocuk Gelişim programından mezun oluyorum bugün. Çok heyecanlıyız. Eğitim öğretim hayatımızın son günü. Koca biz 2 sene. Bu şekilde çok heyecanlıyız. Peki birazdan kep atacaksınız. Bir dönem geçti. Nasıl bir dönem geçirdiniz? Nasıl bir öğrencilik geçirdiniz? Ben çok güzel geçirdim. Hani bittiği için de çok üzgünüm aslında. Çok seviyorum okulu. Öyle. Ya aslında biz ilk bir sene pandemiden dolayı gelemedik. İkinci sene daha böyle doya doya üniversite hayatımızı yaşayabildik. Gayet güzeldi. Keşke bitmeseydi. Ben böyle bir şey. Peki bu mutlu gününüzde kimlere teşekkür etmek istersiniz? Kimlere selam yollamak istersiniz? Öğretmenlerimiz önce Selçuk Hoca, Feyza Hoca, Celal Hoca hepsine çok teşekkür ediyoruz. Biz de bölüm başkanımız Selçuk Hoca, Celal Hoca başta olmak üzere Semra Hanım, Feyza Hocamız hepsinin emeği bizde çok büyük. Hepsi bizim için tek tek çabaladı. Çok teşekkür ederiz onlara. Biz de sizi tebrik ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ben Rabia. Hangi bölümden mezun oldun Rabia? Çocuk Gelişim bölümünden mezunum. Seni de tanıyabilir miyiz? Benim de adım Yaren. Çocuk Gelişim mezunuyum. Bugün mezun oluyorsunuz. Duygularınızı öğrenebilir miyiz? Neler hissediyorsunuz? Yani heyecanlıyız. İlk defa üniversiteden mezun oluyoruz. İnşallah güzel geçer. İnşallah güzel geçer. Yoksa vallahi ağlarım ben. Yok, gayet iyi geçeceğini düşünüyoruz biz de. Peki bu mutlu gününüzde kimlere teşekkür etmek istersiniz? Teyzeme çok teşekkür ediyorum. Anneme, babama, ablama. Böyle. Anneme, babama ve en yakın arkadaşlarıma. Hep yanımda oldukları için. Bu dostluk devam edecek gibi gözüküyor zaten bundan sonra da. Biz de sizi tebrik ediyoruz. Bundan sonrası için güzel bir yıl sizi beklesin. Beykent Üniversitesi Dekanı Serhat Hoca ile birlikteyiz şu anda. Hocam bizler sizi çok iyi tanıyoruz ama siz de bir kendinizi tanıtır mısınız? Merhabalar, ismim Serhat Butur, Beykent Üniversitesi Öğrenci Dekanıyım. Öğrencilerimizin sosyal hayatları, akademik gelişmelerine katkıda sunabilecek bütün çalışmalar içerisinde bulunduk. Bu yıl içerisinde de birçok gelişmelerimiz oldu. Mezunlarımızla beraber birçok çalışma içerisinde bulunduk. Birçok bilimsel çalışmalarda da onlarla beraber katkı sunmaya başladık. Tabii bugün, aslında bugün görmüş olduğunuz ortamda bunun bir sonucu ortaya çıkıyor ve artık cübbelerini atacağı zamana denk geldi. 4 yıldır onlarla beraberdik. Onların bütün gelişimlerinde beraber yürümeye çalıştık. Hem akademik, hem sosyal, hem kariyer çalışmaları içerisinde bir nebze de katkımız olduysa ne mutlu bize. Vakıf üniversitesi olmanın gerektiğini aslında öğrencilerimiz için elimizden geldiğince sağlamaya çalışıyoruz. Bunlar içerisinde öğrencilerimizin hem teknik gelişimlerinde, hem iş dünyasıyla buluşmalarında, hem de burada oluşturdukları networklerle beraber aslında bütün imkanları onlara sunduğumuzu düşünüyoruz. Tabii bundan sonraki süreçte onları yalnız bırakmayacağız. Bugün 2020, 2021, 2022 yılı mezunlarımızla beraberiz. Pandemi döneminden yapamadığımız mezuniyet törenlerimizde bugün onların hepsini bir araya getirmeye çalıştık. Burada oluşan network'ü ve sinerjiyi görebiliyorsunuz. Enerjikler ve beraber, hep beraber yüzleri gülüyor. Çok mutluyuz bizler de onlarla beraber olduğumuz için. Bugün umarım hep beraber kep attıktan sonra yürümeye, beraber kol kola yürümeye de devam edeceğiz. Onları yalnız bırakmayacağız. Hem iş dünyasıyla onları buluşturmaya devam edecekken hem de üniversitenin içerisine tekrardan onları alarak diğer kariyer gelişimleri için de katkı sunmaya çalışacağız. Biz onlarla hep beraberiz. Çünkü üniversite dediğiniz bir kurumdur, bir ailedir. Hep beraber yürünecek bir kurum. Onlar ileriki dönemlerde mezuniyet yemeklerine belki çocuklarıyla beraber gelecekler, eşleriyle beraber gelecekler. Daha da büyük bir yapıya ulaşacağız. Umarım bundan sonraki yıllarda çok daha güzel günler onları bekliyor olur. Bu mutlu günlerinden çok daha güzel günler yaşayacak olurlar. Hocam son olarak şunu söylemek istiyorum. Sizin için de çok duygulu bir tören olduğunu biliyorum. Öğrencilerle ilişkilerinize çünkü birebir tanıklık ediyoruz. O yüzden onlara ne mesaj vermek istersiniz? Belki küçük bir tavsiye olabilir. İnanın bugün duygusal bir günümüz. Çünkü çoğu kulüp başkanımız, kulüp yönetimimize der birçoğu. Onlardan vedalaşıyor olmak bizi çok üzüyor. Çünkü her gün beraberdik. Belki bundan sonra senede 3-4 kere beraber olacağız ama onlar biliyorlar. Asla onları yalnız bırakmayız. Bundan sonraki süreçte burada gösterdikleri çalışmaları ve çabaların devam etmesini diliyoruz. Çünkü dış dünyada, iş dünyasının veya gelişmelerinin ne kadar zor olduğunu da biliyoruz. Çünkü rekabet çok büyük. Ama şunu çok iyi bilsinler ki bu rekabet dünyasında Beykent hep onlarla, hep onların yanında olacak. Ve bu adımları yürürken, kariyer basamaklarını çıkarken elimizden geldiğince hep onları yükseltmeye çalışacağız.
Umarım bundan sonraki günlerde biraz önce söylediğim gibi daha mutlu günler onları bekliyor olacaktır. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Tekrar size de hayırlı olsun öğrencileriniz için. Çok teşekkür ederiz. Sizden ayağına sağlık. Yine bugün bizi yalnız bırakmadınız. Tüm ekip arkadaşlarınıza teşekkür ederiz. Çok teşekkürler hocam. İrem Turamen, lojistik sınıfı öğrencisiyim. Beykent Üniversitesi'nden mezun oluyorum bugün. Benim için Beykent Üniversitesi'nin anlamı çok büyüktü. Yani okuduğum bölüm, buradan ayrılmak benim için gerçekten çok zor olacak. Okulumu gerçekten çok sevdim yani. Kısa sürede meslek yüksek okulu öğrencisiyim ama 2 senede ben okulumu gerçekten çok sevdim. Çok güzel faaliyetlerde de bulunduk lojistik kulübü öğrencisi olarak. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Gerçekten duygularım çok yoğun durumda şu an. Çok teşekkürler. Buradan kime selam söylemek istersin? Kime teşekkür etmek istersin? Emeği geçen öncelikle anneme, sonra da özellikle hocalarıma, Bora hocam, Gizem hocam, Afet hocam hepsine çok teşekkür ederim. Ben de emekleri çok büyük. Ben Buse Çinal, lojistik öğrencisiyim, mezun oluyorum. Neler hissediyorsun bugün? Senin için önemli bir gün, heyecanlısın, gözlerinden okunuyor. Biraz duygularından bahseder misin? Şöyle, çok duygusalız hepimiz çünkü bizim için çok güzel bir yer oldu Beykent Üniversitesi. Özellikle lojistiği buraya gelince daha çok sevdik. Hocalarımız ve öğrenciler gerçekten bizim tam enerji yakalayabildiğimiz bir ortamda bizim için 2 yıl boyunca çok güzel geçti. O yüzden çok duyguluyuz. Biraz da mutluyuz ama böyle karışık duygular içerisindeyiz yani. Sen buradan kime selam yollamak istersin? Kime teşekkür etmek istersin? Öncelikle tabii ki de sevgili aileme sesleniyorum. Çok teşekkür ederim onlar bana verdikleri emekler adına, çok teşekkür ederim. Onun dışında bölüm hocalarım da başta Bora Coşar olmak üzere Gizem Geçkil hocam, Afet Çay hocam üzerimize çok etkileri oldu, çok emekleri geçti. Onlara kucak dolusu sevgilerimi yolluyorum. Derya Tatlı, 55 yaşındayım. 3 erkek oğlum, 1 gelinim var. Ne güzel. Hangi bölümden mezun oldunuz bugün? Halkla İlişkiler Tanıtım. Halkla İlişkiler Tanıtım. Nasıl? Biraz ara vermişsiniz gibi sanırım. Evet, nasıl oldu? Çocuklarımı büyüttükten sonra böyle bir boşluğa girdim. Bir okumayı çok seviyorum. Kendimi geliştirmeyi çok seviyorum. Birçok sertifika aldım. Ondan sonra da üniversite mezunu olmaya karar verdim. Ve girdim, kazandım. Harikasınız. Hatta bugün mezuniyet töreninizdeyiz sizin. Neler hissediyorsunuz? Bir duygularınızı alalım. Çok mutluyum, çok duyguluyum. Kendimle gurur duyuyorum. Harika. Peki buradan mesaj vermek istediğiniz, teşekkür etmek istediğiniz birileri var mı? İlk önce kendime teşekkür ediyorum. Çünkü kendimi tanıdım ve herkes isterse her şeyi başarabilir. Umut Doğan ben. Berkan Kabakçı. Ömer Sural. Esra Güney. Bahar Yağmur Tumak. Alkım Aydın. Gülcan Yaylacı. Kalabalık bir grupsunuz bugün. Hepiniz mezuniyetiniz için buradasınız. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Beykent'ten mezun olduğum için çok şanslı hissediyorum kendimi. Öyle. Öncelikle şöyle bir ayrıcalığımız var bizim. Bu bölümün ilk mezunlarıyız. Onun için de böyle ayrı bir gururluyuz. Yani heyecanlı bir gün, güzel bir gün. İşte gelecek. Güzel bir gün. Beykent Üniversitesi'ni seçtiğimiz için çok mutluyuz. Gerçekten mesleki durumda da bize çok yardımcı olacağını düşünüyoruz. Hocalarımızın gerekse bize verdiği eğitimler, sağladığı ayrıcalıklar hepsi bizim için çok değerli. İyi ki Beykent'liyiz. İyi ki Beykent Üniversitesi'nden mezun olduk. Teşekkür ederiz. Öğretim görevlilerimize ve arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum her şey için. İşte gelecek. Yani hem bölüm olsun, hem okul olsun, hem öğretmenlerimiz olsun, hepsi çok iyi olduğu için yani şanslıyız. Bitiyor bugün, son gün böyle. Ben liseden mezun olduktan sonra önce kendimi tanıtayım isterseniz. Ben 40 yaşındayım ve 24 sene sonunda Beykent Üniversitesi'yle tanıştım. Keşke diyorum 24 sene önce, yani 25. yılını kutluyoruz. Keşke o zaman okumaya başlasaydım diyorum. Ama hiçbir şey için geç değil. Çocuklarımla, işimle geldim buraya. Ne kadar güzel. İç mekan tasarımını seçtim ve iyi ki bu bölümü seçmişim. Hocalarım gerçekten çok kaliteli, çok değerli insanlar. Onlardan olabildiğinden daha çok bilgiler aldık. Kendilerini çok seviyorum, sayıyorum. İnşallah bizim için hakkımızda hayırlısı olur. İsmim öğretim görevlisi Selçuk Aydın Bülbül. Çocuk gelişimi bölüm başkanıyım. Hocam isminizi çok duyduk. Arkadaşlarla da röportaj yaparlarken bol bol sizi andılar. Teşekkürlerini sundular zaten. Bugün mezuniyet, ne düşünüyorsunuz, neler hissediyorsunuz? 2 yıllık zorlu bir süreçten sonra artık hayata atılıyor öğrencilerimiz. Bundan sonra umarım kendileri için de çok güzel bir gelecek olur. Biz elimizden geldiği kadar kendilerine eğitim vermeye çalıştık. Bundan sonra hayatlarına kendilerine başarılar diliyorum. Umarım mutlu, parlak bir gelecek kendilerine bekler. Merhaba, öğretim görevlisi Nisa Nurduman, Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Program Sorumlusuyum.
Hocam bugün neler hissediyorsunuz? Kep atma törenindesiniz, öğrenciler etrafınızdaydı zaten. Neler hissediyorsunuz? Çok mutluyuz, çok coşkuluyuz. O 2 yıllık emeklerin en güzel gününü taçlandırdığımız bir gündeyiz. Bütün emeklerimiz, çalışmalarımız, öğrencilerimizin heyecanları bizleri çok mutlu ediyor. Bugün hepsinin sonuçlarını alıyoruz. Bütün yorgunluklarımız geçiyor, gurur duyuyoruz. Biz de veliler kadar duygulanıyoruz. Hepsi 2 yıl içerisinde evlatlarımız gibi oluyorlar. Çok güzel şeyler paylaştık. Moda tasarım programıyız. Birbirinden yetenekli kızlarımız var. Öğrencilerimiz var. Hepsiyle çok yoğun çalışmalar gerçekleştirdik. Hepsinin yolu açık olsun. Onların sevincine, mutluluğuna ortağız bugün. Peki hocam, buradan onlara ne söylemek istersiniz? Belki bir tavsiye, belki bir selam. Evet, çok güzel eğitimlerine devam etmelerini diliyoruz. Gönüllerinde olan iş kolunda yürümelerini, bizim alanımız birkaç farklı koldan oluşuyor. Hangi alanda kendilerini mutlu hissedeceklerse geliştirmeye, eğitmeye devam etsinler mutlaka. Hep bunu söylüyoruz. Hepsinin yolu açık olsun. Her zaman da biz onların yanındayız. Sayın Mütevelli Heyet Başkanım ve Mütevelli Heyet Üyelerim, Sayın Rektörüm, Doğuş Üniversitesi'nin Sayın Mütevelli Heyet Başkanı, değerli üyeleri ve Sayın Rektörü, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu'nun Sayın Mütevelli Heyet Başkanı, değerli üyeleri ve Sayın Müdürü, değerli akademik ve idari personelimiz, Sayın Velilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, çok değerli misafirler ve basın mensupları, sizler salonumuza, ekranları başında bizleri izleyen Beykent TV izleyicileri, sizler de ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım, Beykent TV ekranlarından canlı olarak yayınlanan mezuniyet törenimizi TürkSat 4A uydusundan, D-Smart 245. kanaldan, Kablo TV 42. kanaldan ve dijital kanallardan www.beykenttv.com.tr web sitesi canlı yayınından ve YouTube canlı yayınından izleyebilirsiniz. Burada olamayan sevdiklerimiz varsa onları bu bilgiyi ulaştıralım. Onlar da mezuniyet törenimizin coşkusuna ekranları başında katılsınlar diyelim. Zorlu akademik süreçlerin ve sınavların ardından üniversitemizden ayrılmak üzere olan sevgili öğrencilerimiz ve siz değerli aileleri kadar, onların yetişmeleri için çalışan üniversitemiz yönetimi için de gurur verici bu günü, Beykent Üniversitesi 2020-2022 akademik yılı 20, 21 ve 22. dönem meslek yüksekokulu teknik programları mezuniyet coşkumuzu bizlerle paylaştığınız için teşekkür ediyoruz. Beykent Üniversitesi 2020-2022 akademik yılı 20, 21 ve 22. dönem meslek yüksekokulu teknik programları mezuniyet törenimize başlamak üzere günün önemli anlarının baş kahramanları, geleceğimizi aydınlatan ışıklarımızı büyük bir alkışla salona davet ediyoruz. Kuvvetli bir alkış gelsin onlar için. Onlar bugünün kahramanları. Onlar emek koydular. Çabalarını her derse yansıttılar. Gelecekleri için çok gayret sarf ettiler. Ve şimdi hayat yolculuğuna çıkıyorlar. Öğretim hayatları boyunca ektiklerinin meyvelerini toplayacaklar. Kolay bir yolculuk olmadı evet ama diri tutulan umutlar ve geleceği adlarını yazdırma gayretiyle çıktıkları bu yolculukta hep desteklendiler. Anneleri destekledi, babaları destekledi, aileleri destekledi, öğretmenleri destekledi ve tarihe damga vuracakları o ana geldiler. Durmayacaklar. Daha iyiye, daha güzele koşmak için mücadelelerine devam edecekler. Yeri gelecek düşecekler ama asla yılmayacaklar. Çünkü şunu çok iyi bilecekler ki biz her zaman onların yanında olacağız. Dün, bugün ve yarın.
O zaman alkışlarla onları destekleyelim. Coşkulu bir alkış alalım onlar için. Bugün 10 yıl sonra da hatırlanacak, 50 yıl sonra da. Onlar 10 kere, 100 kere, 1000 kere bugünü doyasıya yaşamayı hak ettiler. Biz de onlara bugün alkışlarımızla destek olalım. İki yıl boyunca birlikte çok emek verdiniz. Bugün onlar için yapacağınız en iyi şey, ailelerimiz için söylüyorum, onlara alkışlarınızla destek olmak. Yürek koyduk umutlarına, soluk olduk heyecanlarına. Yanınızdayız dedik onlara. Bazen bir fısıltıyla, bazen kocaman bir çığlıkla. Onların yanında olmak için biz de çok gayret sarf ettik. Bize emanet ettiklerinize gözümüz gibi baktık. Bugün gururlandığınız evlatlarınızı bağrımıza bastık. İyi eğitim, iyi bilimsel temeller ama her şeyin özünde iyi insan olmaları için çok çabaladık. O zaman bu ülkenin geleceğini yönlendirecek pırıl pırıl öğrencilerimizi alkışlayalım. Sayın velilerimiz, onlar çok çalıştı, çok emek verdiler ama bu yolculukta siz de onları yalnız bırakmadınız. O yüzden onlar da bence sizleri kocaman alkışlasınlar yerlerine geçerlerken, siz de kendinizi alkışlayın kocaman. Bu büyük ailenin meslek yüksekokulu temsilcilerine de kocaman bir alkış alalım. Beykent TV ekranlarından canlı olarak yayınlanan 2020-2022 akademik yılı 2021 ve 22. dönem meslek yüksekokulu teknik programları mezuniyet törenimize katılamayıp değerli mesajlarını bizlere ileten devlet büyüklerimize de buradan çok teşekkür ediyoruz. Sizler de iki yıl boyunca evlatlarınız için büyük emek sarf ettiniz. Onlar gelmeye devam ediyorken, salonu ışıklar içinde bu hale getiriyorken onları alkışlamaya bizler devam edelim hiç durmadan. Onlara bugün bu gururu yaşatalım alkışlarımızla. Üniversitesi 21-22 dönem mezunlarımızı bundan sonraki hayatlarına uğurlayacağız. Aslında gerçekten öğrenciler için de, velileri için de bugün hiç unutamayacakları bir gün. Neler hissettiğini ben de Beykent Üniversitesi mezunu olarak şu an hissedebiliyorum. Bu anın keyfini bence hem mezun öğrencilerimiz çıkarsın, hem onlara emek veren ailelerimiz çıkarsın. Unutulmaz hale getirelim alkışlarla, alkışlarınız hiç susmasın.
şık kıyafetleriyle, en güzel heyecanlarıyla buradalar. Kocaman alkışlar devam etsin onlar için. Onlar bugünü sizin alkışlarınızla aslında daha da unutulmaz hale gelecek ve unutmayacaklar. O yüzden onları destekleyelim. Sınav telaşları, projeler derken işte bugün o gün. Bugün onlar bugünün keyfini çıkaracak. Siz de onların rahatlamış olduğunu alkışlarınızla destekleyerek gösterin onlara. Daha unutulmaz hale getirin bugünü. Mezun öğrencilerimiz yerlerine geçerlerken biz alkışlamaya devam edelim. Bence bugün ellerimizi biraz yoralım onlar için. Sizler de çok güzel gözüküyorsunuz. Öğrencilerimiz de harika gözüküyorlar sahneden. Bugün sizin gününüz. Tabii şu an ne hissettiklerini çok iyi hissediyorum. Yıllar önce ben de onların oturduğu yerde mezuniyet törenimi kutlamıştım. Ailelerim sizlerin oturduğu yerde oturuyorlardı. Ve onların ne hissettiğini çok iyi hissedebiliyorum. Bugünün keyfini sizler de çıkarın. Çok emek verdiniz. Bütün streslerini çektiniz siz de. Gülüşlerinizle, desteklerinizle hakkınız ödenmez. Kocaman bir alkış öğrencilerimizden ailelerine gelsin. Sayın Mütevelli Heyet Başkanım, Sayın Mütevelli Heyet Üyelerim, Sayın Rektörüm, değerli akademik ve idari personelimiz, kıymetli velilerimiz, sizlere öncelikle ilke ve inkılaplarının ışığıyla yolumuzu daima aydınlatacak Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, ebediyete intikal etmiş eğitim neferleri ve tüm şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Thank you.
Adımı duydum ağladım. Bir bahar günü, Haziran ayında, gökyüzü renginde uçuyorum. Mezun oluyorum. Bugün gerçek hayata atılıyorum. Bugün mutluyum. Uzun soluklu yıllardan, gurbet yoksulluğundan, bir dönümlük dünyadan mağrur suskunluklara uzaklaşıyorum. Estikçe yaz akşamları İstanbul'da rüzgar, vurur beni Beykent Üniversitesi'nden anılar. Akşam üstleri, Çamlıca, Bebek, Kanlıca, Ulus, Sarıyer, neşeli serinlikler, can katar, hüznümü siler. Aynı heyecanla ailem bekler. Rüya bitti, hayata atılıyorum. Bugün bana bir milattır. Beykentli olarak güzel üniversiteme veda ediyorum. Kocaman alkışlayalım bütün mezun öğrencilerimizi. Bugünün keyfini çıkarın arkadaşlar. Tecrübeli bir ablanız olarak bugünü hiç unutmayacaksınız. Bol bol fotoğraflar çekilin. Ben de size buradan el sallıyorum. Çok güzel gözüküyorsunuz. Tadını çıkarın demek istiyorum. Kendinizi de alkışlayın bugün için. Bu sene kuruluşunun 25. yılını kutladığımız Beykent Üniversitesi'nin yıllar içerisindeki değişiminden, bugün geldiği noktadan ve öğrencilerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz birçok etkinlik, eğitim ve sosyal sorumluluk projelerinden bahsetmek istiyorum. Beykent Üniversitesi kuruluşunun 25. yılında 20, 21 ve 22. dönem mezunlarını uğurlamanın haklı gururunu yaşıyor bugün. 1997-1998 eğitim öğretim yılında Beylikdüzü yerleşkesinde 4 bölümde 56 öğrenciyle eğitim hayatına başlayan üniversitemiz bugün 10 fakülte, 3 yüksekokul, 1 enstitü ile Taksim, Ayaza Maslak, Beylikdüzü ve Hadımköy yerleşkelerimizin de faaliyete geçmesiyle toplam 4 yerleşkede eğitim hayatına devam ediyor. 2000-2001 akademik yılındaki ilk mezuniyetimizi sadece 32 öğrenciyle gerçekleştirmiştik. Bugün 2020-2022 akademik yılı 20, 21 ve 22. dönem mezuniyet törenimizde yaklaşık 20 bin öğrencimizi mezun etmenin heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Kocaman bir alkış o zaman Beykent Üniversitesi için gelsin. Yılımızda 4 yerleşkede 30 bine yakın öğrencimize eğitim veren, aynı zamanda 75 bine yakın mezunumuz olan köklü bir üniversite olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu büyük başarı siz değerli velilerimizin ve sevgili öğrencilerimizin fedakar katkılarıyla gerçekleşti. Bunun için hem sevgili öğrencilerimize hem değerli ailelerine biz de çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız diyoruz. Sizlerle bir aradayız. Biz kocaman bir aileyiz sizlerle birlikte. 25 yıldır öğrencilerimize en iyi eğitim öğretim olanaklarını sunmaya gayret gösterdiğimiz üniversitemizde onların sosyal yaşamlarında her zaman çok önemsedik ve öğrencilerimiz akademik eğitimlerinin yanında üniversitemizde neler yaptığı onları izliyoruz. Akademik kazanımlarının yanında sosyal ve kültürel anlamda da bir adım önde olabilmeleri her zaman bizim için önemli oldu ve öğrenci dekanlığına bağlı 103 öğrenci kulübümüz, kişisel gelişim ve kariyer birimiyle fakültelerimiz ortaklığında düzenlediği birçok alanla ilgili etkinliklerle onları buluşturduk. Akademik ders programlarının haricinde eğitim programları planladık ve öğrencilerimizin kişisel gelişimini destekleyici etkinlikler düzenledik. İş hayatına atılmadan önceki süreçte yönlendirici olması için iş arama teknikleri eğitim serisi yaptık ve her iki yarı yılda da öğrencilerimizi sektörün önde gelen isimleriyle buluşturduk. Yerleşkelerimizde kodlama eğitimleri, programlama eğitimleri, hobi eğitimleri, zirve ve sempozyumlar gerçekleştirdik. Öğrencilerimize birebir CV danışmanlığı ve bireysel koçluk hizmeti sağladık. Mezunlarımızın kariyerlerinde fark yaratabilmek adına pek çok sertifika programı düzenledik. Sektörün lider firmalarının yöneticileriyle saha gezileri gerçekleştirdik. Sektörü yerinde deneyimledik ve işbirlikleri gerçekleştirerek öğrencilerimize staj olanakları sağladık. Uluslararası alanda her yıl düzenlenen Örnek Öğrenci Kulübü ödülüne bu yıl Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Region 8'de 3 yıldır ödüllendirilen IEEE Beykent Kulübümüz bu yılda layık görüldü. Teknofest 2021'de üniversitemiz akıllı otomat ve yangın söndürme drone'uyla hem basının hem de yarışmacıların ilgi odağı oldu.
Projelerimiz finale kalarak büyük başarılara imza attılar. 137 eğitimli öğrencilerimiz dolu dolu bir yıl yaşadılar. Birbirinden güzel tiyatro oyunları sergiledik, ödüller aldık. Öğrencilerimiz bir yandan da sosyal sorumluluk bilincini hiç kaybetmedi. Sokak hayvanları için yaptıkları birçok gönüllü çalışma, ilkokul ve lisede öğrenim gören öğrenciler için laboratuvar eğitimleri ve kodlama eğitimleri verdiler. Kulüplerimizin doğaya olan sevgisini göstermek için halk plajlarını temizlediler. Bu kadar çok çalışmanın yanı sıra tabii ki Beykentli olarak sosyal aktivitelerden de geri kalmadılar. Dans yarışmalarına katıldılar ve tabii biraz da eğlendiler. Müzik kulübümüzün düzenlediği konserlerle yaza merhaba dediler ve tüm senenin yorgunluğunu attılar. Bunu da hak ettiler. Onlara da kocaman bir alkış alalım o zaman. Yani say say bitmiyor. Velilerimiz kimlere emanet ettiğini görmüş olsun diye yeniden bir hatırlatma yapmak istedik. Ve öğrencilerimizin başarılarını sizlerle ilerleyen dakikalarda paylaşmaya devam edeceğim ama şimdi mezunlarımızı temsilen konuşmasını yapmak üzere üniversitemiz Öğrenci Konsey Başkanı Ömer Faruk Bayrağı alkışlarla sahneye davet ediyorum. Hoş geldin. Saygıdeğer Mütevelli Heyeti Başkanım, saygıdeğer Mütevelli Heyeti Üyeleri, saygıdeğer Rektörüm, Sayın Genel Sekreterim, değerli akademisyenlerimiz, kıymetli aileler ve çok değerli arkadaşlarım. 2020-2022 dönemi mezuniyet törenine hoş geldiniz. Beykent Üniversite Öğrenci Konsey Başkanı olarak geçtiğimiz yıllarda pandemi sebebiyle gerçekleştiremediğimiz mezuniyet törenlerini uzun bir aradan sonra gerçekleştirebilmenin mutluluğu ve coşkusunu sizlerin huzurunda paylaşmaktan büyük şeref duyuyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder. Sözünden de anlayabileceğimiz gibi milletimizi bugünden daha gelişmiş bir topluma ulaştırmakta biz gençlerin önemli bir rol oynadığının bilincinde olmalıyız. Sizlerin huzurunda arkadaşlarım adına söz veriyorum. Nasıl Birinci Dünya Savaşı'nda Seyit Onbaşı tek başına 215 kilo top mermisini sırtlayarak İngiliz donanmasına ait en büyük gemiyi batırdıysa bizler de daha çok çalışarak, daha çok emek vererek, daha çok mesai harcayarak vatanı ve milleti ne pahasına olursa olsun daha ileri taşıyacağız. Çünkü bu mukaddes vatan tüm zorluklara rağmen iman, azim, cesaret ve vatan sevgisiyle şehitlerimizin bizlere armağanıdır. Kıymetli ailelerimiz, dünyaya gözümüzü açtığımız ilk günden itibaren bizlerden sevginizi, bilginizi, ilginizi eksik etmediniz. Mutluluğumuzla mutluluk duyan, hüzünümüzle hüzünlenen değerli ailelerimiz. Belirtmek isterim ki bugün sizlerin huzurunda alınacak olan diplomalarda sizlerin de en az bizler kadar emekleri bulunmaktadır. Bu sebepten tüm mezunlarımız adına sizlere ve tüm yakınlarımıza sonsuz teşekkürlerimi borç bilirim. Saygıdeğer rektörüm ve kıymetli akademisyenler, Beykent Üniversitesi'ne ilk adımımızı attığımız günden bugüne kadar büyük hayallerle çıktığımız bu yolda bizleri yalnız bırakmadığınız ve yarınlarımızı bilgi ışığıyla aydınlattığınız için sizlere arkadaşlarım adına şükranlarımı sunuyorum. Değerli arkadaşlarım, ünlü tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre'nin dediği gibi ilim ilimi bilmektir, ilim kendini bilmektir. Şunu belirtmek isterim ki bu yeni hayat yolculuğunda hayal ettiğimiz hedeflere ulaşmak istiyorsak öncelikle kendimizi ve yapabileceklerimizi doğru analiz etmek zorundayız.
Bu yolda önümüze çok engeller çıkacak. Ama bizim bu engelleri aşacak enerjimizin de, zamanımızın da, bilgimizin de olduğunu unutmamalıyız. Başarının, kilometre taşlarının başarısızlıklarla dizili olduğunu bilerek çalışmamız ve asla pes etmemiz gerekmektedir. Çalışma hayatında hepimizin hayaline ulaşmasını temenni ediyor. Şimdiden başarı diliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyor. Saygıyla selamlıyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz biz de sana. Ve şimdi de konuşmalarını yapmak üzere rektörümüz Sayın Profesör Doktor Murat Ferman'ı kürsüye davet ediyorum kocaman bir alkışla. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar. İyiyim. Buyurun. Sayın Mütevelli Heyeti Başkanım, Mütevelli Heyet üyelerim, değerli çalışma arkadaşlarım, değerli hocalarım, değerli veliler, katılımcılar, çok değerli mezunlarımız, hepiniz 20, 21 ve 22. dönem mezuniyet törenimize tekrar hoş geldiniz. Biraz evvel rakamlarla 25. yılını dolduran sadece Türkiye çapında değil ama artık uluslararası çapta da yüksek öğrenimin en önemli, en saygın kurumlarından biri olma yolunda güvenle ve büyük adımlarla ilerleyen Beykent bu yolculuğunda hiç şüphesiz gücünü, varlığını mütevelli heyetinin anlayış ve ferasetinden ve elbette fedakar çalışanlarının katkılarından ve hiç şüphesiz öncelikle ve evvela değerli öğrencilerimizden alıyor. Biz eğitim ve öğrenci odaklı bir yüksek öğrenime inanıyoruz. Bunun gerçekleşebilmesi ve bunun sonuçlandırılabilmesinde hiç şüphesiz ön lisans düzeyindeki eğitim en önemli kademelerden birini oluşturuyor. Değerli arkadaşlarım, değerli katılımcılar, biz Beykent Üniversitesi'nde meslek yüksek okulu ve ön lisans eğitiminde ara eleman değil, ana eleman yetiştiriyoruz. Bizim anlayışımız, ara eleman kavramının geçersiz olduğu, ana eleman kavramının benimsenmesi gerektiğidir. Çünkü çok farklı ve katmerli bir kriz koşullarının hakim olduğu konjonktürü geçiriyoruz. Hem dünyada hem Türkiye'de. Bu çerçevede karmaşık ve çözümlenmesi zor problemlerin önce teşhis ve sonra hal çözüm yoluna gidilmesinde ana elemanlara her zamankinden çok muhtacız. O bakımdan Beykent Üniversitesi 25. yılını doldurmuş ve ehliyetini ve muhtariyetini ispat etmiş, temin etmiş, 70 bini aşkın mezunuyla bunu ortaya koymuş bir yüksek öğrenim kurumu olarak hiç şüphesiz ana eleman yetiştirmede de en iddialı kurumlardan birisidir. Meslek Yüksek Okulumuzda 11 bine yaklaşan öğrenci sayımızla bu ekolün ön lisans eğitiminin Türkiye'de en önde gelen, en saygın yaptıklarıyla, benimsedikleriyle diğerlerine yol gösteren kurum olma kimliğini bugüne kadar başarıyla taşıdık. Bundan sonra da geliştirerek taşımaya ve daha ileriye götürmeye kararlı olduğumuzu ifade etmek isterim. Beykent Üniversitesi belirttiğim üzere sadece ulusal sınırlar çerçevesinde değil, fakat eğitim ve öğretiminin beynelmilel, uluslararası, uluslar üstü niteliğini de düşünerek bu şekilde hareket ediyor. Değerli mezunlarımız, Beykent'ten mezun olmanız elbette size mesleki ehliyet ve feragat kazandırmıştır. Ana eleman olarak başta Türkiye toplumu olmak üzere
çözüm bekleyen problemleri önce teşhis etmek, sonra bunlara hal çaresi bulmak konusunda en önde koşanlar arasında olacağınızdan hiçbir şüphem yoktur. Bu çerçevede sizlere bu becerileri kazandırma, sizleri daha iyi bir kendiniz olabilmek konusunda yol gösteren değerli çalışma arkadaşlarıma, öğretim üyelerime bir kere daha sizler adına teşekkür ediyorum. Elbette bir başka teşekkürümüz, büyük fedakarlıklarla bu artık en azından eğitim kademesinin bu son durağında sizleri yalnız bırakmayan, her türlü maddi ve manevi fedakarlıkta bulunan değerli ailelerinizdir. Değerli konuklarımız, bugünün kahramanları sizlersiniz. Bugüne kadar değerli öğrencilerimizin daima yanında oldunuz. Şimdi artık onlar memlekete emekleriyle, memlekete zenginlik yaratıcı katkılarıyla katma değer oluşturarak hizmet etmeye devam edecekler. Toplumun bir bireyi olarak sizlere şükranlarımı sunmak istiyorum. Çünkü biz artık yapabilen, becerebilen, hakim olan insanlarla dolu bir cemiyette yaşamak istiyoruz. Sadece konuşanlar değil, aynı zamanda yapanların olduğu bir vasatta ancak ilerleyebiliriz. İşte yapma becerisine sahip olanlar, ana eleman olanlar şimdi burada biraz sonra mezuniyet belgelerini alacak olan değerli eski öğrencilerimiz, yeni mezunlarımızdır. Beykent'ten mezun olmak, Beykent'ten ayrılmak anlamına gelmiyor. Tam tersine, Beykent ailesinin on binlerce üyesinden biri olmak ve bu suretle hayata daha farklı bir şekilde, daha önde, daha seçkin yaklaşmak ve katkı sağlamak kararlılığını bir ömür boyu sürdürmek ehliyetini de kazanıyorsunuz. Çünkü değerli öğretim üyelerimiz de, değerli hocalarınız da size mutlaka söylemişlerdir. Temel unsur şudur: hiçbir şeyi öğrenmediyseniz bir tek şeyi öğrenerek mezun olmanız bizim için önemli. Yaşam boyu eğitim ve öğretim, öğrenmek, beceri elde etmek, kendini daha iyi bir kendisi haline getirmek sadece okul süresiyle kısıtlanabilecek bir uğraş değildir. Dolayısıyla bugün aldığınız diplomalar sizin için daha iyi bir kendiniz olma yolunda asgari şartı, gerek şartı, ehliyeti sağlamıştır. Ama bundan sonrası sizin ömür boyu burada elde ettiğiniz becerileri, hayata karşı dik duruşu ve onurlu yürüyüşünüzü sürdüreceğiniz bir uzun yılları, bir uzun macerayı, bir uzun hayat köprüsünü sizlerle, hayat yolculuğunu sizlerle karşı karşıya bırakıyor. Bu yolculukta Beykent Üniversitesi'nin de size kattıklarıyla başarılı olacağınıza hiç şüphem yoktur. Bizleri unutmayınız. Beykent Üniversitesi sizin yuvanızdır. Beykentli olmak bir ayrıcalıktır. Dolayısıyla ana eleman olarak şikayet eden değil, sorunları önce teşhis eden, sonra çözen, çözüm üreten, hayırlı ve faydalı insanlar olarak hayata devam ettiğiniz müddetçe biz Beykent ailesi olarak sizlere sağladığımız imkanları, yaptığımız fedakarlıkları misliyle helal ediyoruz. Ve inanıyoruz ki biz bu daha nice 25 yıllarda sizin gibi çok değerli mezunlarımızın katkılarıyla, ortaya koydukları katma değerlerle, problemlere buldukları çözümlerle yola devam edeceğiz. O bakımdan yolunuz açık olsun, yolumuz açık olsun. Bir kere daha binlerce mezuna bu imkanı sağlayan ve toplumsal katkı bakımından en mümtaz örneklerden birini oluşturan Adem Çelik Mütevelli Heyeti'nin muhterem başkanımız Adem Çelik Beyefendi'ye hürmetlerimi ve takdirlerimi ve müsaade ederseniz minnet duygularımı bir kere daha bu vesileyle dile getirmek istiyorum. Türkiye'de vakıf üniversiteleri ve vakfetmek kavramının kristalleşmiş ve mümtaz bir ifadesi olarak Sayın Adem Çelik
bugüne kadar yaptıkları ve bundan sonra yapacaklarıyla da hiç şüphesiz müstesna bir yer edinmiştir. Bizlere de sadece onun açtığı yolda ve kurduğu çatı altında katkı sağlamak ve faaliyetleri sürdürmek düşüyor. O bakımdan bu zor zamanlarda, bu karmaşık dönemlerde ihtiyatlı iyimserliğimizi koruyarak, elde ettiğimiz bilgi ve becerilerin üzerinde yükselerek ve sürekli öğrenmeyi, araştırmayı esirgemeyerek yolumuza devam edeceğiz. Yolunuz ve yolumuz açık olsun. Tekrar tebrik ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla kucaklayarak uğurluyoruz. Rektör hocamıza çok teşekkür ediyoruz açıklamaları için, konuşması için. Hocam sizi çok kısa bir misafir edelim sahnede. Ve sahneye Meslek Yüksekokulu Müdürümüz, Doktor Öğretim Üyesi Sayın Gülşah Gençer Çelik'i alkışlarla davet ediyoruz. Hocam ne güzel şeyler söylediniz. Biz aileyiz, bizi unutmayın. Biz onları unutmuyoruz, onlar da bizi unutmasınlar diyelim. Evet, bugün 25. yılımızı kutlamanın yanında, mezuniyet törenimizde kutlamanın yanında aynı zamanda bizler için çok kıymetli olan iki ismin de doğum günü ve biz burada sahnede hep birlikte kutlamak istedik. Ayrı gayrı olmaz. Kocaman bir alkış alalım. Onlar çok kıymetliler. Değer katıyorlar. İyi ki varlar. Büyük alkışlar onlar için gelsin. Sağlıkla, sıhhatle nice güzel yaşlara dileyelim. Başarılarla dolu inşallah. Hep birlikte. İyi ki varsınız. Kocaman bir alkış gelsin. Bravo. Bizler için çok değerlisiniz. Böyle kutlamadan geçmek istemedik. Çok fazla heyecanımız var burada zaten. Bu da bizim için çok kıymetliydi. İyi ki varsınız. Hep birlikte nice güzel yaşlarımız olsun. Sağlıkla, huzurla. Uğurluyoruz yine büyük alkışlarla. Çok teşekkür ediyoruz. Hastalar da ne güzel gözüküyor hocalarımızın fotoğraflarıyla. İyi ki varlar diyoruz. Evet, bütün yıl bizleri gururlandıran birçok başarıya imza attık. Biraz da bu başarılardan bahsetmek istiyorum. İyi ki üniversitemizin idari ve akademik kadrosundan oluşan basketbol takımımız şirketler arası kurumsal basketbol ligine katıldı ve grup birincisi oldu. Bu büyük başarıyı gösteren idari ve akademik kadroya bir alkış rica ediyorum. E-spor turnuvasında Türkiye ikinciliği elde ettik. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun düzenlediği Genç Spor Fest'te üniversitemiz erkek basketbol takımı Türkiye ikincisi olma başarısı gösterdi. Beykent Üniversitesi erkek basketbol takımı Avrupa Üniversiteler Basketbol Şampiyonası'nda yoluna devam edecek. Takımımız Temmuz ayında Polonya'da olacak, düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 2 yıl Avrupa ikinciliği ünvanlarını Avrupa şampiyonu yapmak için sahaya çıkacak inşallah. Onlara da başarılar diliyoruz. Basketbol takımımızla beraber voleybol takımımız da yine Polonya'da olacak. Namalup Avrupa şampiyonu ünvanını taşıyan voleybol takımımız yine Avrupa şampiyonluğu için sahaya çıkacak. Erkek voleybol takımına da başarılar diliyoruz. Alkışlarla destekleyelim onları. Beykent Üniversitesi her yerde var. Kültürde var, sanatta var, sporda var. Tebrik ediyoruz. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Ünilik kapsamında gerçekleştirilen Fetih Spor Fest organizasyonunda Dragon Boat erkek kategorisinde Türkiye üçüncüsü, Dragon Boat kadınlar kategorisinde ise Türkiye ikincisi olma başarısını gösterdi. Alkışlarımız onlar için gelsin şimdi de. Üniversiteler Squash Türkiye Şampiyonası'ndaysa Beykent Üniversitesi erkek takımı Türkiye ikincisi olma başarısını gösterdi. Alkışlar gelsin. Arkadaşlarınızı siz destekleyin bence alkışlarınızla. Üniversiteler Boks Unilik Türkiye Şampiyonası'nda öğrencilerimiz erkeklerde 75 kilogramda Türkiye üçüncüsü oldular. Tebrik ediyoruz. Türkiye Üniversiteler Ünilik Güreş Şampiyonası'nda öğrencimiz kadınlarda 59 kiloda Türkiye ikincisi oldu. Güzel dereceler bunlar. Bence büyük bir alkış gelsin.
Tebrik edelim onlara, daha nice başarılar dileyelim. Üniversiteler arası masa tenis şampiyonasında Türkiye ikincisi olduk. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Salon Futbol Ünilik Birincilik'te, Birincilik İstanbul'da üçüncü oldu. Üniversiteler kadın basketbol ve voleybol takımlarımız İstanbul üçüncüsü oldular. Tebrik ediyoruz. Üniversiteler atıcılık Türkiye şampiyonasında öğrencilerimiz Türkiye dördüncüsü oldu. Onlara da kocaman bir alkış alalım. Üniversiteler futbol ünilik finaller Türkiye şampiyonasında takımımız Türkiye dördüncüsü oldu. Üniversiteler Wushu Ünilik Türkiye Şampiyonası'nda öğrencimiz Türkiye dördüncüsü oldu. Bütün sporcularımıza kocaman bir alkış alalım. Onlar başarılarıyla hepimizi gururlandırıyorlar. Tebrik ediyoruz, nice başarılar diliyoruz onlara. Ve sayın velilerimiz, evlatlarınız bugünlere koşulsuz sevginiz, sonsuz desteğiniz ve büyük emeklerinizle geldi. Uykusuz geceler, bitmek bilmeyen projeler, geçmek bilmeyen sınav dakikalarını onlar ne kadar çok yaşadılarsa siz de desteklerinizle aslında tüm anları sizler de yaşadınız. Bugünlere nasıl geldiğinizi çok iyi biliyoruz. Onlar için gecesini gündüzüne katan, tüm imkanlarını onlar için seferber eden değerli anneler ve babalar. Bugün yılların emeğinin karşılığını alacağımız bir gün hep birlikte. Değerli ailelerimiz, biliyoruz ki öğrencilerimizin arkasında dimdik duran, öğrencilerimizin bugüne gelmesindeki gösterdikleri üstün fedakarlıklar, akıttıkları alın teriyle evlatlarına her koşulda kol kanat gelen annelerimizin ve babalarımızın hakkı asla ödenmez. Alkışlayalım ailelerimizi. Yarın da Babalar Günü tabii ki. Şimdiden Babalar Günü'nü, hayatlarımızın kahramanı kutluyoruz. Yine bir ekleme olarak babasını yitirenler için de bu burukluğu yaşatmayacak nice güzellikler yaşamasını dilemek istiyorum, eklemek istiyorum bunu da. İyi ki varlar babalarımız. Hepiniz idollerimizsiniz. Ve evet, asıl ana geliyoruz arkadaşlar. Heyecanlı mıyız? Ne kadar heyecanlıyız? Alkışlarla görelim. Vallahi ben de sizin kadar heyecanlıyım. Bugünden sonrası parlak. Öğrencilerimizi sahneye davet edeceğim. Velilerimiz hazır mı? Onlardan da bir coşku alalım. Evet, 25 yıllık köklü üniversitemiz tarihinde baştan beri özel ve güçlü bir yeri olan Meslek Yüksekokulu törenimize adalet programıyla başlayacağız. Öncelikle üniversitemiz Meslek Yüksekokulu Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Gülşah Gençer Çelik'i alkışlarla yeniden sahneye davet ediyorum. Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu Müdürü Doktor özür diliyorum. Çok sizi görünce heyecanlandım. Program sorumlumuzu davet ediyorum. Öğretim görevlisi Tülay Özgür'ü alkışlarla sahneye davet ediyorum. Öğrencileriniz coşkuyu verdi hocam. Hoş geldiniz. Kocaman bir alkışla Adalet Programı mezunları geliyor. Onlar adalet mülkün temelidir diyerek yola çıkanlar. Yaşam akışımızda onlara o kadar çok gereksinim duyacağız ki ellerimizi tutmalarını ve hakkaniyetle bakmalarına çok ihtiyacımız olacak. Onlar hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığının gücüne inanan adalet mezunları. Büyük bir alkış onlar için gelsin. Müzik
sana alkışlarla davet ediyoruz. Kocaman bir alkışla değer veren, değer katan, öğrencilerimize destek olan program hocalarımız geliyor. O zaman güzel bir fotoğraf için alalım böyle bugünün anısına kalıcı bir fotoğraf. Kocaman bir alkış Adalet Programı mezunlarımıza ve hocalarımıza gelsin. Çok teşekkür ediyoruz kocaman bir alkışla. Adalet Programı mezun öğrencilerimizi yerlerine alıyoruz. Diğer taraftan arkadaşlar, bol şans, başarılar, yolunuz açık olsun. Ve sırada şimdi de aşçılık programımız gelecek. Öncelikle program sorumlumuz öğretim görevlisi Emre Öztürk'ü alkışlarla sahneye davet ediyorum. Gelişen yeni teknoloji ve yaşam boyutlarıyla hayata değer katan onlar, yaşam beslenmek güzel tatlardan geçiyorsa, onlar yaşamımızın büyük kaynağı. Hoş geldiniz. Ve kocaman bir alkışla hoş geldiniz, hoş geldiniz. Mezun öğrencilerimiz geliyor, aşçılık programı mezun öğrencileri. Lezzet liderleri. Biz de yemeklerini yedik bu arada onların. Emeklerine sağlık diyoruz. Alkışlar susmasın, kocaman bir alkış. Onlara çok ihtiyacımız var. Sahnenin ortasına doğru alalım hızlıca. Hocalarımızı da yanlarına alkışlarla alalım. Bugünün anısına güzel bir fotoğraf çekilelim. Ve evet, günün en unutulmaz kadrajı olabilir. Çok heyecanlı. Biz de çok heyecanlıyız. Siz ne hissediyorsanız biz daha kat ve kat daha fazlasını hissediyoruz. Evet, en güzel gülümsememizle anı fotoğrafımız çekiliyor. Kocaman bir alkış gelsin onlara bu sırada. Ve yine kocaman bir alkışla aşçılık programı mezun öğrencilerimizi sahneden uğurluyoruz. Alkışlar birinci öğretim ve ikinci öğretim mezunlarımız için. Ve şimdi de sırada bankacılık ve sigortacılık programı var. Birinci öncelikle program sorumlusu, öğretim görevlisi Tilda Tanilyan Süreri ve program hocalarımızı sahneye alkışlarla davet ediyoruz. Ve hazır mıyız gençler? Kendinizi alkışlayarak bankacılık ve sigortacılık programı mezun öğrencilerimiz sahneye geliyorlar. Hoş geldiniz hocalarımız. Büyük bir alkışla. Bankacılık ve sigortacılık sektöründe çalışanların bilgi düzeyini arttırmayı, güncelleştirmeyi, bu sektörlerde çalışmayı düşünenleri mesleğe hazırlamayı ve bu mesleklerde çalışmayı düşünmekle birlikte çeşitli kurum ve kuruluşlarda çalışan bankalarla ve sigorta şirketleriyle yoğun ilişkileri olanların bu konularda bilgi sahibi olmalarını amaçlayan bir program ve alkışlarla günün en güzel fotoğrafı çekiliyor. Kocaman bir alkışla bankacılık ve sigortacılık program mezunlarımızı sahneden uğurluyoruz. Tebrik ediyoruz. Yolunuz açık olsun.
birinci öğretim ve ikinci öğretim programı. Önce program sorumlusu öğretim görevlisi Ece Ersay Yılan'ı ve program hocalarımızı alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Kocaman bir alkış gelsin onlar için. Siz ne kadar kahramansanız hocalarımız da kahraman. Sizlere çok emekler verdiler. İnşallah ileride de gururlanacaklar verdikleri bu emek karşılığında sizin başarılarınızı görünce. Ve kocaman bir alkış basın ve yayın teknolojileri programı mezun öğrencilerimize geliyor. Biçim ve içerik olarak bir gazete, dergi ve kitabın okuyucuya ulaşıncaya kadar olan tüm süreçlerinin yürütülmesi. Bu bölümde öğrenciler bir yandan gazeteci ve haberci olmayı öğrenerek içerik üretirken, diğer yandan da gazete ve dergi gibi basılı medyada yayınlanacak içeriklerin tasarımını yapacak şekilde yetiştirildiler. Kocaman bir alkış alıyoruz. İşte basın ve yayın teknolojileri programı mezun öğrencilerimizi sahneden uğurluyoruz. Hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi de sırada bilgisayar programcılığı için program sorumlusu öğretim görevlisi Uğur Güven Adarı ve program hocalarımızı çağırıyoruz kocaman bir alkışla. Ve evet, heyecanlısınız biliyoruz. Hemen sahneye gelmek istiyorsunuz biliyoruz. Hoş geldiniz. Hocalarımızın emeği için de teşekkür ediyoruz. Ve hazır mıyız? Hazır mıyız? Kocaman bir alkışla bilgisayar programcılığı programı mezun öğrencilerimiz geliyor sahneye. Yaşadığımız döneme teknoloji dönemi deniyor ya da teknoloji çağı. Gelecek teknolojik gelişmelerin ardında inşa oluyor. İşte bu nokta üniversitemizde yoğun bir şekilde teknolojik uygulamaları, cihazları programlayabilen, geliştirebilen ve girişimci ruha sahip insanlar yetiştirmeyi sevk ediyor. İşte onlar şu anda sahnedeler. Kocaman bir alkışla bilgisayar programcılığı mezunu öğrencilerimizi sahneye aldık. Unutulmaz kadraj geliyor şimdi de. Ve mezunlarımızı alkışlarla yerlerine uğurluyoruz. Yeniden sahnede buluşacağız kepleri atmak için. Kocaman bir alkış gelsin onlar için bilgisayar programcılığı mezun öğrencilerimiz. Hocalarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Yerlerini alıyoruz. Teşekkür ederiz. Şimdi sırada çocuk gelişim programı var. Birinci öğretim ve ikinci öğretim öğrencilerimiz ve öğretim görevlisi Selçuk Aydın Bülbül'ü ve program hocalarımızı davet ederken onlar coşkusunu zaten gösterdi. Hocalarımız sahneye geldikten sonra siz coşkunuza devam edin, alkışa devam edin. Sizi birazdan çağıracağım. Hoş geldiniz. Ve kocaman bir alkış. Çocuk gelişimi programı mezun öğrencilerimiz için geliyor. Coşku devam etsin. Velilerimiz de alkışlasın onları. Onlar geleceği yetiştirecekler. Hepimiz çocuktuk, hepimiz büyüdük. Büyürken öğrendik, öğrettik. Çocuk gelişim bölümüyle geleceğin evlatlarının daha mükemmel büyümesine destek olacak şekilde yetiştirdik. Kocaman bir alkış onlara gelsin. Bugün onların en mutlu günlerinden biri. Mezun oluyorlar. Alkışlarımız hiç susmasın velilerimiz. Onlar çok emek verdiler ve bugün sizin alkışlarınız aslında daha unutulması hale gelecek. Onlardan alkışlarımızı esirgemeyelim. 2 yılın ardından o muhteşem gün bugün işte. Unutulmaz fotoğrafımızı çekiliyoruz bugünün anısına.
İletişim Programı mezun öğrencilerimizi sahneden uğurluyoruz. Süpersiniz. Coşku devam etsin. Birlikte yeminimizi de edeceğiz. Kepimizi de atacağız. Bugün unutulmaz bir gün. Alkışlar hiç susmasın efendim onlar için. Ve şimdi dış ticaret programımızda sıra program sorumlusu doktor öğretim üyesi Gerçek Özparlak'a ve program hocalarımızı alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Kocaman bir alkış gelsin. Ve yine kocaman bir alkış dış ticaret program mezunlarımız için geliyor. Kocaman bir alkış alalım. Bugün mezun oluyorlar. Yeni hayatları için bugün o kepi göklere fırlattıktan sonra umutlarla başlayacaklar. Tebrik ediyoruz dış ticaret programı mezun öğrencilerimizi. Ve yine bugüne özel fotoğrafımızı çekilelim hocalarımızla. Ve kocaman bir alkışla dış ticaret programı mezun öğrencilerimizi sahneden uğurluyoruz. Yeniden sahnede buluşacağız. Hocalarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi de sıra elektrik programında. Öncelikle elektrik programı sorumlusu, öğretim görevlisi Burak Yıldırım'ı ve hocalarımızı, program hocalarımızı sahneye davet ediyoruz alkışlarla. Alkışlarla özür diliyorum, benim de heyecanıma verin. Hoca, öğrencilerle bu kadar yakın temasta olunca her şeyi unutabiliyoruz. Grafik tasarım program sorumlumuz geliyor şimdi. Öğretim üyesi Seda Sakiyan'ı alkışlarla ve program hocalarımızı davet ediyorum. Büyük alkışlar onlar için gelsin. Onlar tasarımların aslında liderleri olacaklar. Etrafta gördüğümüz her şey bir tasarım. Onların ürünü olacak. Ve kocaman bir alkışla grafik tasarımı bölümü programı mezunlarımız geliyor sahneye. Yaratıcı mezunlar güncel grafik tasarımlarını kullanarak çok özel adımlar atmaya geliyorlar. Kocaman bir alkış gelsin onlara. Kocaman bir alkışla onları sahnenin ortasına doğru alıyoruz. Ve bugünün unutulmaz fotoğrafı çekilecek. Evet, kocaman bir alkışla günün fotoğrafı çekiliyor. Yine kocaman bir alkışla grafik tasarım programı mezun öğrencilerimizi sahneden uğurluyoruz. Yolunuz açık olsun. Yeniden sahnede buluşacağız o muhteşem an için. Hocalarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Alkışlar durmasın lütfen. Hocalarıyla vedalaşamıyorlar tabii ki. Bizim gönül bağımız kolay kolay kopmaz. Kocaman alkışlar gelsin onlar için. Ve şimdi de hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Gülşah hocamla yan yana bugünü burada geçireceğiz. Ve
İlişkiler ve Tanıtım programımızda sıra. Sorumlumuz Doktor Öğretim Üyesi Sevcan Beşikçi'yi alkışlarla sahneye davet ediyoruz ve program hocalarımızı. Ve hemen ardından hazır mıyız? Ne kadar hazırız? Hoş geldiniz. Kocaman bir alkışla Halk ve İlişkiler ve Tanıtım Programı mezun öğrencilerimiz güzellikleriyle, enerjileriyle sahneyi donatıyorlar efendim. Kocaman bir alkış. Alkışlarımız hiç susmasın. Çok emek verdiler onlar. Onlar coşkuyu içlerinden yaşıyor. Biz de onları alkışlarımızla destek oluyoruz bugün. Velilerimizin de muhteşem bir günü bugün. Hiç unutamayacakları bir gün. Öğrencilerin evlatlarını bugün bu gururla alkışlıyorlar. Ne büyük bir gurur. Ve o günün, bugünün unutulmaz fotoğrafı çekiliyor. Tebessümlerle en güzel heyecan ve en güzel tebessümlerimizle, en şık kıyafetlerimizle bugünü unutulmaz hale getiriyoruz. Ve kocaman bir alkışla Halk ve İlişkiler Tanıtım mezun öğrencilerimizi yerlerine alıyoruz. Yeniden buluşacağız sizlerle sahnede. Şimdi de sırada hocalarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Hocam ayrılamıyorsunuz. Yetmedi tabii yıllar. Birlikte geçirilen onca vakit var. Çok teşekkür ediyoruz hocalarımıza. Ve şimdi de İç Mekan Tasarımı Program Sorumlusu, Öğretim Görevlisi Ezgi Çıkrıkçı'yı ve program hocalarımızı davet ediyoruz sahneye kocaman bir alkışla. Hoş geldiniz. Tasarımları güncel teknoloji bilgisini kullanarak yapan, meslek pratiğine ve sorumluluklarına hakim, yenilikçi, rekabet edebilen çağdaş tasarımcılar geliyor şimdi de kocaman bir alkışla. İç Mekan Tasarımı Programı mezun öğrencilerimiz geliyor. Siz alkışlamadınız çok, onlar kendilerini bağırarak tempo tuttu. Onları destekleyelim, onları da yormayalım bence. Biz onları destekleyelim alkışlarla. Hocalarımız da alkışlıyor onları. İyi ki varlar diyoruz. Hoş geldiniz. Yine bugünün anısına o muhteşem kadraj alınsın. En güzel tebessümlerimizle. Kocaman bir alkışla İç Mekan Tasarım Program mezunlarımızı yerlerine uğurluyoruz. Yeniden buluşacağız burada. Tebrik ediyoruz. Yolunuz açık olsun. Hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Buradan uğurluyoruz. Emeklerinize sağlık. Sahneyi boş bıraktım. Evet. Şimdi de hazır mıyız? Hemen davet ediyorum sizi. Siz heyecanınızı yaşarken radyo ve televizyon programcılığı bölümü var. Yetkili hocalarımızı çağırıyoruz sahneye kocaman bir alkışla. Haklısınız, özür dilerim. Yani ben radyo televizyon mezunu olarak onları önceden çağırmak istedim herhalde. Çok özür diliyorum. Öncelikle insan kaynakları yönetimi, birinci öğretim ve ikinci öğretim mezunlarımız gelecek ama program sorumlusu, doktor öğretim üyesi Aslı Şahan Kaya Adar'ı alkışlarla davet ediyoruz. Ve yetkili bölüm hocalarımızdan, program hocalarımızdan davet ediyoruz kocaman bir alkışla.
Hoş geldiniz. Yine kocaman bir alkış. İnsan kaynakları yönetimi mezun öğrencilerimiz için geliyor. Kocaman bir alkış. Ben alkışlarken onlar kendilerini destekliyorlar. Alkışlar hiç susmasın. Bugün onların günü. Biz onları bugün yalnızca alkışlayacağız. Güzel dileklerimizi ileteceğiz. Hocalarımız da alkışlıyorlar. Biraz daha buruk bir gün tabii. Hocalarla kolay kopamıyorlar. Doğal olarak onca yılın ardından. Ve kocaman bir alkış. İnsan Kaynakları Yönetimi Programı mezun öğrencilerimize gelsin. O sırada günün unutulmaz fotoğrafı çekilsin. Şirketleri yönetecek, kurgulayacak ve planlayacaklar. İnsana dair her olguya yön verecekler. Destek olacak ve markalaşmaya katkı sağlayacaklar. Ama en önemlisi beşeri ilişkileri yüceltecek ve ülkenin planlanmasına katkı sağlayacaklar. Alkışlarla yerlerine uğurluyoruz. Tebrik ediyoruz. Kocaman bir alkış onlar için gelsin. Hocalarımıza da çok teşekkür ederiz. Hocalarımızı buradan uğurluyoruz. Hocalarımıza da kocaman bir alkış alalım onlar veda ederken sahneye. Ve şimdi de sıradaki programımız İnşaat Teknolojisi Programı. Öncelikle program sorumlusu doktor öğretim üyesi Levent Bostancı'yı alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Ve program hocalarımız da geliyor hemen ardından. Kocaman bir alkış onlar için gelsin. Onların da emeği çok büyük. Geleceğimizi yetiştiriyorlar aslında. Hoş geldiniz. Tebrik ediyoruz. Sahnenin ortasına doğru hocalarımızı alalım ve kocaman bir alkışla İnşaat Teknolojisi Programı mezun öğrencilerimiz geliyor. Kocaman bir alkış onlar için. Gelişen teknoloji ve ülke bileşenlerimiz dikkate alındığında yaşamsal kaynağın ana unsuru barınma olgusuna ışık tutacak ve daha iyi yaşamı şekillendirecek Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi Bölümü öğrencilerimiz huzurlarınızda efendim. Kocaman alkışlar gelsin onlar için. Ve yine o unutulmaz kadrajı alalım. Kocaman bir alkışla yerlerine uğurluyoruz. İnşaat Teknolojisi Programı mezun öğrencilerimizi, hocalarımızı yine geldikleri yerden sahneden uğurlayalım. Ve kocaman alkışlarla mezun öğrencilerimizi sahneden uğurluyoruz. Ve sıradaki programımız iş sağlığı ve güvenliği. Program sorumlusu doktor öğretim üyesi Ahmet Eşiyok ve program hocalarımızı sahneye alkışlarla davet ediyoruz. Öğrenciler onları alkışladı zaten kendi öğrencileri. Hoş geldiniz. Ve yine kocaman bir alkış. İş sağlığı ve güvenliği programı mezun öğrencilerimiz için geliyor. Kocaman bir alkış. Kocaman alkışlar gelsin onlar için. Ve günün unutulmaz kadrajı için en güzel tebessümleriyle. Ve kocaman alkışlarla iş sağlığı ve güvenliği programı mezun öğrencilerimizi sahneden uğurluyoruz. Tebrik ediyoruz hocalarımızı. Buradan yine geldikleri yerden uğurlayacağız.
Evet. Sarıla sarıla veda ediyorlar hocam. Tebrik ediyoruz sizleri de. Hocam size de çok teşekkür ediyoruz. Sizi de uğurlayalım. Emekleriniz çok büyük. Tamamdır. Biz teşekkür ederiz. Emeklerinize sağlık. İyi ki varsınız. Şimdi de işletme yönetimi programı gelecek birazdan. Hemen gelmeye çalıştılar. Doktor öğretim üyesi, yüksekokul müdür yardımcımız, doktor öğretim üyesi Nazife Orhan Şimşek'i alkışlarla sahneye davet ediyorum. Hoş geldiniz hocam. Birlikte devam edeceğiz. Ve şimdi de sırada işletme yönetimi programı mezun öğrencilerimiz geliyor kocaman bir alkışla. Doktor öğretim üyesi Şimal Çelikkoğlu program sorumlumuz. Buyursunlar tüm güzellikleriyle. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz hocam. Sahne ortasına doğru o güzel kadrajı alalım. Bir taraftan yeni bir işletmenin doğuş süreçlerini kapsarken, diğer taraftan da halen piyasada faaliyetlerini sürdüren işletmelerde çalışanların daha inovatif ve girişimci olmalarını sağlamak amacıyla tasarlanan bir program. Onları alkışlıyoruz. Fotoğraflarımız çekildiyse alkışlarla mezun öğrencilerimizi uğurluyoruz. Kocaman bir alkış gelsin onlar için. İşletme yönetimi programı mezunları, hocalarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi sırada lojistik programı var. Hazır mıyız gençler? Bravo size. O zaman öncelikle program sorumlusu öğretim görevlisi Gizem Geçkili ve program hocalarımızı sahneye davet ediyoruz kocaman bir alkışla. Velilerimizden de kocaman bir alkış alalım. Biz evlatlarımızı hocalarımıza emanet ettik değil mi? Kocaman bir alkış gelsin. Tebrik ediyoruz. Ve yine kocaman bir alkışla lojistik programı mezun öğrencilerimiz sahneyi donatsınlar efendim. Alkış gelsin lojistik programı mezun öğrencilerimize. Tebrik ediyoruz her birini. Ve günün unutulmaz muhteşem kadrajı için yerlerini aldılar. Kocaman bir alkışla lojistik programı mezun öğrencilerimizi sahneden uğurluyoruz. Tebrik ediyoruz. Coşkunuz her zaman daim olsun. Hocalarımıza da veda ediyoruz yine geldikleri yerden. Çok teşekkür ediyoruz sizlere de hocalarımız. Ve şimdi de sırada makine programı var. Onlar hazır mı acaba sahne için? Hazır mıyız? Makine programından hiç ses çıkmadı. Hazır mıyız? Olmadı böyle ama. Olmadı. Beni bozdun, aşk olsun sana. O zaman bence beni bozduğun için, benim için kocaman bir alkış. Ailelerimizden de gelsin. Öncelikle program sorumlumuz doktor öğretim üyesi Mustafa Koç'u ve program hocalarımızı sahneye davet ediyoruz. Tebrik ediyoruz ve kocaman bir alkışla birazdan makine programı mezun öğrencilerimiz buyursunlar sahneye. Tebrik ediyoruz hepinizi. Sahnenin ortasına alalım sizi. Bugünün keyfini çıkarın. Yüzler gülsün. Ve en güzel tebessümle unutulmaz kadraj alınsın.
kocaman bir alkışla uğurluyoruz yerlerine makine programı mezun öğrencilerimizi. Tebrik ediyoruz. Hocalarımızı yine aynı yerden uğurluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Kopamıyorlar. Çok normal. Böyle hocalarla bu kadar yakın temasta olabilmek de büyük bir ayrıcalık üniversiteye okurken. İşte onlar bu ayrıcalığı yaşadılar. Ve şimdi de mimari restorasyon programı var sırada. Önce program sorumlumuz, doktor öğretim üyesi Buket Akçay Güven'i ve program hocalarımızı davet ediyorum. Süpersiniz ya, işte aradığımız coşku. Bir kez daha. Hoş geldiniz. Ve kocaman bir alkışla mimari restorasyon programı mezun öğrencilerimiz donatsınlar sahneyi. Onlar kendilerine yetti ama biz yine de velilerimiz olarak onları alkışlayalım. Kocaman bir alkışla sahnenin ortasına doğru alıyoruz. Tebrik ediyoruz. Işıl ışıllar. Gelecekleri parlak. Onlarla gururlanacağız inşallah. Hocalarımızı da hemen ortaya doğru alalım. O güzel fotoğrafı çekilelim. O sırada da alkışlar durmasın bence. Alkışlamaya devam edelim. Bugün onların günü. Bizim yapacağımız tek şey onları alkışlarımızla desteklemek. Ve yine alkışlarla mimari restorasyon programı mezun öğrencilerimizi sahneden uğurluyoruz. Tebrik ediyoruz. Bol şans diliyoruz. Hocalarımızı da yine geldikleri yerden uğurlayalım sahneye. Tebrik ediyoruz hocalarımızı da. Onlar için de çok gururlu bir gün. Mezun ettiler öğrencilerini. Ayrılmak kolay değil tabii ki. Şimdi de sırada artık günümüzde uçmuş gitmiş bir program. Coşkuyu gördünüz. Moda tasarım programı. Önce program sorumlusu öğretim görevlisi Nisa Nur Duman'ı alkışlarla ve program hocalarımızı davet ediyoruz. İşte böyle, hocalarınızı böyle alkışlayın. Onlar emektarlar. Hoş geldiniz. Ve kocaman bir alkış. Siz onları alkışladınız. Velilerimiz de sizi alkışlasın. Kocaman bir alkış. Moda tasarım programı öğrencilerimiz için geliyor. Mezun öğrencilerimiz. Kocaman bir alkış gelsin onlar için. Onlar şık görünmemizi sağlayacaklar. Onlar ne yaparsa biz onu giyeceğiz belki ileride. Kocaman bir alkış gelsin moda tasarım öğrencilerimize. Kocaman bir alkış. Onlar fotoğraf çekilirken gelsin. Hocalarımızla birlikte bu anı ölümsüzleştiriyoruz. Ve kocaman bir alkışla moda tasarım programı mezun öğrencilerimizi yerlerine, hocalarımızı da yerlerine alıyoruz. Kep atmadan önce tekrar bu sahnede buluşacağız. O zamana kadar keyfini çıkarın. Hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi sırada meslektaşlarımız gelecek. Geleceğin televizyoncuları ve radyocuları. Önce program sorumlusu, öğretim görevlisi İlhan Aslan'ı ve program hocalarımızı alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Bence radyo ve televizyon daha yüksek bir coşkulu olmalı. Sizin işiniz bu olacak çünkü. Hoş geldiniz, tebrik ediyoruz. Ve kocaman bir alkışla. Hazır mıyız? Ne kadar hazırız? Radyo ve televizyon programı mezun öğrencilerimiz kocaman bir alkışla sahneyi donatıyorlar efendim. Buyursunlar. Coşku yok mu coşku? Televizyoncular.
Velilerimiz de onları alkışlasınlar. Hoş geldiniz. Ve günün unutulmaz kadrajı için hocalarımızı da alalım yanlarına. Ve onlar fotoğraflarını çekilirken biz de onları alkışlayalım. Onlar güzel işler yaparlarsa medya sektörünü bambaşka yere getirebilirler. Kocaman bir alkışla uğurluyoruz. Kocaman bir alkış gelsin. Radyo ve televizyon programcılığı mezun öğrencilerimize. Hocalarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Böyle uğurlayalım. Emeklerinize sağlık. Şimdi de sağlık kurumları işletmeciliği var. Öncelikle program sorumlumuz, öğretim görevlisi Emir Hasan Ölmez'i alkışlarla davet ediyoruz. Ve program sorumlularımız geliyor. Hoş geldiniz hocam. Ve kocaman bir alkış. Sağlık kurumları işletmeciliği programı mezun öğrencilerimize gelsin. Çok fazla söze gerek yok. Sağlığımızın emanetçileri olacak onlar. Kocaman bir alkış gelsin. Hoş geldiniz. Kocaman bir alkışla sahne ortasına alıyoruz. Tebrik ediyoruz. Evet, o güzel kadrajı çekiyoruz. Sağlığımızın emanetçileri dedik. Sağlıkla sınandığımız günlerin ardından. Bence onlara kocaman bir alkış gelsin. Kocaman bir alkışta mezun öğrencilerimiz yerlerine, hocalarımız da yerlerine alıyoruz. Evet, şimdi sırada Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programı var. Öğretim görevlisi Melih Kazım'ı davet edeceğiz şimdi. Ve program sorumlusu müdür yardımcımız, doktor öğretim üyesi Gönül Akın'ı sahneye davet ediyoruz program hocalarımızla. Kocaman bir alkış gelsin. Çok teşekkür ediyoruz hocamıza bu arada. Teşekkür etmeden uğurlamış olmayalım. Hoş geldiniz. Ve kocaman bir alkış. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programı mezun öğrencilerimiz için geliyor. Kocaman bir alkış. Hoş geldiniz. Tebrik ederiz. Sizinle gururlandığınız bir gün hocam. Nice gururlar yaşayalım hep birlikte. Kocaman bir alkışla hocalarımızı ortaya doğru alıyoruz. Mezun öğrencilerimiz, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği. Kocaman bir alkış geliyor onlara. Unutulmaz kadrajı şimdi alınıyor. En güzel tebessümlerimizle, en coşkulu gülüşümüzle bu anı ölümsüzleştiriyoruz. Ve kocaman bir alkışla yerlerine uğurluyoruz. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programı mezun öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Kocaman bir alkış gelsin onlar için. Hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Ve yine buradan uğurlayalım hocalarımızı. Tebrikler diyelim. Ve şimdi sırada Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programı var. Öğretim görevlisi Kaan Çağrı Karaca'yı program sorumlumuz davet ediyoruz. Alkışlarla. Hazır mıyız? Ne kadar hazırız? Heyecanlı mıyız? Bugün sizin gününüz. Heyecan çok normal. Hoş geldiniz hocam. Ve Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı mezun öğrencilerimiz kocaman bir alkışla sahneyi donatsınlar efendim. Buyursunlar.
kocaman alkışlar sizler için gelsin. Bugün coşkunuzu sonuna kadar yaşamayı hak ettiniz. Tebrik ediyoruz hepinizi. Hepinizle gurur duyuyoruz. Ne kadar güzel gülüyorsunuz. Ve evet, bugünün unutulmaz kadrajı için sahne ortasına doğru mezun öğrencilerimizi ve hocalarımızı alıyoruz. O sırada onları kocaman alkışlayalım. Onlar alkışlanmayı hak ettiler. Onlar emek verdiler. Ve bugün onların günü. Ve kocaman bir alkışla mezun öğrencilerimizi yerlerine alıyoruz. Kocaman bir alkışla alıyoruz. Hocalarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Yeniden sahnede buluşacağız. Keplerimizi atmak için, mezuniyet yeminimiz için. Tebrik ediyoruz tekrar sizleri ve ailelerinizi, sizlere emek veren ailelerinizin de bugün onların günü aslında. Birlikte yaşadığınız süreçleri bugün birlikte taçlandıracaksınız. Teşekkür ederiz hocam. Ve şimdiki programımız sosyal hizmetler programı. Öncelikle program sorumlusu, öğretim görevlisi Hıdır Tok'u alkışlarla sahneye davet ediyorum ve program hocalarımızı. Ve kocaman bir alkışla sosyal hizmetler programı mezun öğrencilerimiz buyursunlar sahneye kocaman bir alkışla. Alkışlarla destekleyelim onları sevgili ailelerimiz. Onların coşkusunu biz de içimizden yaşıyoruz. Çok mutlular, çok şanslılar. Gelecekleri çok parlak, çok emek verdiler. Bugünden daha güzel bir gün ne olabilir bilmiyorum, mezun oluyorlar. O yüzden onlara kocaman bir alkış. Hocalarıyla buluştular ve bugünün anısına güzel fotoğrafı tebessümleriyle taçlandırsınlar efendim. Kocaman alkışlarla uğurluyoruz onları. Sosyal hizmetler programı öğrencilerimizi arkadaşımız yönlendiriyor. Hocalarımızı da buradan alalım. Oradan mı alalım? Ayrılamadınız hocam. Oradan gidin. Çok düşkünler öğrencilerine. Ve şimdi sırada tekstil teknolojisi programı var. Program sorumlusu öğretim görevlisi Müzeyyen Yüceli. Ve program hocalarımızı alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Kocaman bir alkış alalım. Hem velilerimizden hem öğrencilerimizden gelsin bu alkışlar. Durmasın hiç. Hoş geldiniz. Ve kocaman bir alkış. Emek verdiğiniz mezun öğrencilerimiz, tekstil teknolojisi mezunları geliyor. Kocaman bir alkışla sahneye. Buyursunlar efendim. Kocaman bir alkış gelsin onlar için. Tebrik ediyoruz, alkışlıyoruz. Bugünün anısına o güzel kadrajı alıyoruz. Kocaman alkışlar onlar için gelsin. Alkışlarla uğurluyoruz tekstil teknolojisi programımızı. Tebrik ediyoruz mezun öğrencilerimizi. Emek veren hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Yerlerine uğurluyoruz. Ve sırada turizm ve seyahat hizmetleri programı var. Program sorumlumuz öğretim görevlisi Doğu Baran Aydın'ı ve hocalarımızı, program hocalarımızı alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Kocaman bir alkışla. Biz hocamla burada alkışlıyoruz yani. Siz alkışlamıyorsunuz oradan. Lütfen coşkuyla alkışlayalım. Elinize sağlık. Hoş geldiniz.
Emeklerinize sağlık. Ve şimdi de kocaman alkış. Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı mezun öğrencilerimize geliyor. Buyursunlar dev kadro. Tebrik ediyoruz. Alkışlarımız onlar için olsun. Hoş geldiniz. Hocalarımızla buluşalım. Fotoğrafımızı çekilelim. Hocalarımız alkışlıyor. Velilerimiz alkışlıyor. Destekliyoruz onları alkışlarımızla. Bugün onların günü. Ve işte o unutulmaz kadraj şimdi geliyor. En güzel tebessümlerimizle. Kocaman bir alkışla Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı mezun öğrencilerimizi sahneden uğurluyoruz. Tebrik ediyoruz. Sizleri de tebrik ediyoruz hocam. Emeklerinize sağlık. Ve evet, özel bir an aslında bizler için. 2022 yılı Beykent ailesi için çok değerli bir yıl. Bu sene iş hayatının 60. yılını kutlayan mütevelli heyet başkanımız Sayın Adem Çelik tarafından 25 yıl önce kurulan Beykent Üniversitesi, köklü mazisi, sağlam temelleri, güçlü yapısı, 30 bine yakın öğrencisi, 75 bine yakın mezunu, akademik ve idari kadrosuyla geleceğe emin adımlarla yürüyor. Kocaman bir alkış alalım. Bulunduğu her yere değer katıyor Beykent Üniversitesi. Beykent Üniversitesi'nin geçmişten günümüze dolu dolu 25 yılını anlatan Beykent Üniversitesi 25. yıl kısa belgeseli sizlerle birlikte efendim, hep birlikte izleyelim. Beykent Üniversitesi'ne giden yıl, tamam, o zamanlar başladı, 1990'ların başında. Adem Bey yeni yaşam alanları yapıyordu. Eğitimi, hastanesi, sosyal tesisleriyle farklılık yaratacaktı. İlk kez o zaman bir yaşam alanına, yani bir siteye özel okul kurma projesi geliştirdi. O zaman Beykent değil burası. Beylikdüzü'nde ilk özel okulu açanlardanız. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise açıldı. Daha sonra 97 yılında Edirne'de de aynı okullar açıldı. Amaç şuydu, yerel ve küresel kişilik özellikleri taşıyan bireyler yetiştirmekti. Beykent Üniversitesi iki defa kuruldu. Birincisi 1994 yılında bir İngiliz Üniversitesi olarak Beylikdüzü'nde. İkincisi de 1997 yılında bir vakıf üniversitesi, Türk Vakıf Üniversitesi olarak yine Beylikdüzü'nde kuruldu. Bir İngiliz Üniversitesi programını yapmak biraz farklı bir işti. Yani oradan onay almanız nedeniyle oradaki kalitede burada eğitimi gerçekleştirebileceğiniz konusunda emin olmaları gerekiyordu. Bu güvenceyi sağlamak kolay değildi. Meşakkatli bir dönemdi. Bilmediğimiz bir konuydu. Bir Türk Üniversitesi'nde yapılmayan bir işti bu. İyi bir akademik kadro gerekiyordu. İngiltere'de mülakat yaptık. İngiltere'den Liverpool John Moores Üniversitesi yetkilileri geldiler. Burada mülakatlar yaptık. Oraya kabul edilmiş olmak, oraya girmiş olmak bizim için neredeyse bir ayrıcalık gibiydi. Belki de devlet üniversitesine girmekten daha zordu bir akademisyen için o zamanlar. Çok iyi bir öğretim kadrosu oluşturduk ve çok uluslu bir öğretim kadrosu oluşturduk. Temeli çok sağlam kuruldu. İki nedenle, hem Liverpool John Moores Üniversitesi çok büyük bir destekte bulundu, hem de Adem Bey bunu hayatının bir parçası olarak çok ciddiye aldı. O kadar çabuk ve hızlı gelişti ki her şey. Hepimiz böyle bir akademik kurul oluşturduk, anlaşmalar yapıldı, programlar hazırlandı, okulun fiziki imkanları hazırlandı filan derken biz 300'den fazla öğrenciyle ilk öğretim yılına 1995'in Eylül ayında başladık. John Moores Üniversitesi'nin İstanbul Şubesi gibi çalışan bir kurumdu ve daha sonra
gök denkliğinin tanınması amacıyla Gök Üniversitesi'ne dönüştü ve Beykent adını aldı. Sıra dışı bir olaydı. Yani başlangıcı Beykent Üniversitesi'nin sıra dışı bir kuruluşa, bir sürece sahip. Gelişimi vizyoner bir sürece sahip. Bugünü ise yenilikçi bir sürece sahip. Bütün bu süreç bir biçimde onların ciddiyeti ve Adem Bey'in de vizyonerliği ve ciddiyetiyle birlikte oluştu. Bir kere Beykent Üniversitesi ilk kurulan üniversitelerden. Özel üniversitelere geçişte burası bir öncüdür. Kendi olanaklarıyla eğitime büyük para harcıyorum. Üniversitede veli, öğrenci, öğretim üyesi, idareci birlikteliğini sağlayarak bu işi sürdürdük. Bende çok ayrı bir yeri var Beykent Üniversitesi'nin. Çünkü Beykent Üniversitesi yurt dışı ile ilk defa Türk programlarını karıştırılmasını ve o şekilde bir adaptasyon dönemini benim yapabilmem mümkün oldu. İngiltere dışındaki bir programlarına ilk defa Royal British Institute of Architects akreditasyon verdi. İlk defa bizim programımıza. Bu bir ilkti. Hoca olsun, öğrenci olsun, eğitim imkanları olsun, konforun imkanlarının sağlandığı bir ortam var. Bu güzel bir ortamdır. Bir kere sayısal açıdan Türkiye'deki ilk beşin arasında olan bir üniversite, hatta belki daha da yüksek bazı alanlarda. Şimdi bu tercihin de belli bir amacı var. Benim Beykent'le buluşmam 1998 yılına denk geliyor. İlk olarak lise sonda Beykent Lisesi'ne başladım ben. Muhteşem bir akademi kadrosu vardı bir kere bizim üniversitemizin o yıllarda. Hala öyle. İlk tercihim olarak zaten Beykent Üniversitesi'ni yazmıştım. İstediğim bölüm de oradaydı. Ve İngilizce eğitim görüyor olmak çok ilgimi çekmişti. Ben Beykent'in ilk öğrencilerimdenim. İlk mezunuyum hatta bu bölümün. Ve şansımız da vardı. Örneğin Sabri Özaydın, Mehmet Birkiye, Müşfik Genter, Tuğrul Er Yılmaz, Master'da Ünsal Oskay, Burak Hoca, Okan Hoca. Ya kadro da Barcelona'dan daha iyiydi. New York'taydım. Hiç unutmuyorum. ÖSYM numaramı girdim ve Beykent Üniversitesi burslu kazandığınız yazısını görünce İngiliz Dili ve Edebiyatı. Saatlerce baktığımı hatırlıyorum ekrana sevinçten. Gerçekten çok şanslıydım. Çok iyi bir edebiyat nosyonu alabildim. Çok şey borçluyum yani Beykent Üniversitesi'ne aslında. Burada aldığım eğitim bize merak etmeyi, araştırmayı ve dediğim gibi de iletişimsel olarak da dünya insanı olmayı öğretti. Okulumuzun en güzel yanı o. O 4 senenin sonunda hayata bakış açım değişti, analiz yeteneğim gelişti, diyalog zaten yapabilen bir insandım ama bunu stratejik olarak yapabilme deneyimi ve becerisi edinebildim. Yani iyi insan olduktan sonra ancak iyi gazeteci olabiliriz. Çünkü biz iyinin peşinde koşarız. Yanlışın karşısında dururuz. Biz kamu görevlisiyiz. Beykent Üniversitesi'nde aldığım eğitim bana bunu verebildi. Şu anda yine Bangladeş'te oranın ilk metro hattını yapıyoruz. Japon bir firma, Bangladeşli bir topluluk ve Türk birisi ve tek Türk'üm o çalışma alanında. Biz burada eğitim veriyoruz ama sahaya gidip onları uygulayanlar onlar. Onlar da bunu kullandıkları ve toplumla paylaştıkları için bizler de onlar adına da gurur duyuyoruz. En son mezuniyetim Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Şu anda kamu hukuku yine Beykent Üniversitesi yüksek lisans yapıyorum. Öncesinde de Beykent Koleji mezunuyum. Burada anaokulundan ilköğretime liseye devam eden bir süreç var. Aslında yani kısaca 22 yıldır Beykent'teyim. Kendimi evimde güvende hissediyorum. Yani bir safe zone var benim için burada. O muhteşem duygusuyla öğrencileri birleştirebilecek bir zemin yaratması bence bir vizyondur ve alkışlanacak bir iştir. Sonraki yıllarda Beykent Üniversitesi'nin hızla geliştiğini, yeni binalar aldığını, Ayazağa'daki kampüse taşındığını ve şehir üniversitesi kavramını hakkıyla doldurduğunu gördüm. Dolayısıyla okulumdan gerçekten çok memnunum. İsminden gurur duyuyorum. Burada çalışıyoruz, burada okuduk. Çocuklarım burada okudu, burada büyüdüler. Hatta şeye benzetirim. Küçük oğlum burada doğmuştu ben burada çalışırken. Şu an arkama baktığımda, işte Beykent'in büyüşünü izlerken, çocuklarımın büyüşünü izlerken, yani
hem iki çocuk hem Beykent'in büyüyüşü, hatta bana üç çocuk büyütmüşüm gibi de yani gelir zaman zaman. Üniversitenin sahibi hocasını gördüğünde ayağa kalkıyorsa eğer, siz o kurumda sonsuza kadar çalışırsınız. Bakın, Beykent Üniversitesi'nde çalıştığım için bunu söylemiyorum. Öyle olduğu için çalışıyorum zaten. Her geçen gün işte hep üzerine koyduk, koya koya gittik ve bugüne geldik. Yanılmıyorsam bu sene 70 bin kadar toplamda mezunumuz olacak. Türkiye gerçekten kaliteye önem veren, dinamik, kurumlaşmış, köklü bir vakıf üniversitesi kazanmış durumda. Bunun çok daha büyüyeceğine inanıyorum. Beykent Üniversitesi 25 yılda çok işler yaptı. Daha iyisini yapacağına eminim. Emin adımlarla ilerliyoruz. Güçlü bir geleceğin temeli iyi bir eğitimden geçer. 25 yıl önce bu düşünceyle yola çıktık. Hala bunun için çalışıyoruz. Sizlerin başarıları bizim en büyük ödülümüz. Bundan birkaç sene önce öğrenci olarak girdiğiniz bu kapıdan bugün mezun olarak çıkacaksınız. Bilin ki her nerede olursanız olun daima sizinleyiz. Çünkü aile olmak bunu gerektiriyor. Biz kalabalık ve mutlu bir aileyiz. Şimdi öğrendiklerinizi hayata aktararak bizi daha da büyütme sırası sizde. Bugüne kadar çok güzel şeyler yaşadığımız gibi çok zorlu durumlarla da karşı karşıya kaldık. Ama asla vazgeçmedik. Siz de yolunuzdan, hayallerinizden sakın vazgeçmeyin. Bilin ki sadece kendinize değil, tüm hayata değer katacak, dünyayı güzelleştireceksiniz. Biz de başarılarınızı gururla takip ediyor olacağız. Hepinizin yolu açık olsun. Kocaman bir alkış alıyoruz Beykent Üniversitesi için. Her yerde söylemekten gurur duyduğum, ben de Beykent Üniversitesi mezunuyum, sinema ve televizyon mezunuydum. Sonra yine Beykent Üniversitesi'nde master programımı medya ve iletişim devam ettirdim. Yine bu da yetmedi bana belli ki. Beykent Üniversitesi'ne bağlı Beykent TV televizyon kanalında çalışmalarımı sürdürüyorum. Ekmek teknem oldu. Biz kocaman bir aileyiz. Gerçekten bir öğrenci ancak ne kadar büyük ayrıcalıklarla eğitim aldığını anlayabilir. İşte o ayrıcalıkları ben de yaşamıştım. İnşallah çocuklarımız da yaşadı. Bugün onların günü. Hem Beykent Üniversitesi'ne nice yıllar dilemek istiyorum. Emeği geçen tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum. Hem de ailelerimizi de tebrik ediyoruz. Çocuklarımızı da tebrik ediyoruz. Çok doğru bir tercih yapmışlar efendim. Tercihlerinin karşılığını aslında mesleğe atıldıklarında, önlerine açılan kapıları gördüklerinde iyi ki Beykentliyim diyecekler. O zaman görecekler. İnşallah biz de onların o başarılarıyla gururlanacağız. Ve son programımıza geliyoruz. Hocamız zaten burada yanımda. Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik programı var. Evet, güzel oldu, coşturdunuz. Teşekkür ederiz. Kocaman bir alkış alalım. Son programımız çünkü bugün. Hocam yanımda, program hocalarımızı alkışlarla alalım sahneye. Teşekkür ediyoruz emekleriniz için hocalarımıza da. Ve kocaman bir alkış. Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik programı mezun öğrencilerimize gelsin. Kocaman bir alkış. Kendinizi alkışlayın, çığlıklarınızı atın. Bugün sizin gününüz. Biz de sizleri alkışlarla destekleyeceğiz tabii ki de. Sahnenin ortasına doğru hocalarımız coşkuyla alkışlıyor sizi. Tebrik ediyoruz hepinizi tek tek. Evet, günün unutulmaz kadrajı için koşa koşa hocalarıyla buluştular. En güzel, en şık halleriyle, en güzel tebessümleriyle. Bugünün kahramanları onlar. Kocaman bir alkış alalım onlar fotoğraflarını çekilirken. Tebrik ediyoruz. Yolunuz açık olsun. Güzel işler yapın, biz de sizlerle gururlanalım inşallah. Bunca emeğin karşılığı, mükafatı elbette gelecek. Ve kocaman bir alkışla hocalarımızı uğurluyoruz. Öğrencilerimizi sahnede tutuyoruz. Tebrik ediyoruz hocalarımızı. Buyurunuz buradan.
Öğrencilerimiz gitmesin. Öğrencilerimiz kalsınlar sahnede. Tebrik ediyoruz sizleri. Dekanımızı, müdür müdürümüzü ve bütün akademisyenlerimizi de sahne önüne doğru alacağız. Büyük alkışlarla. Ve çok güzel bir an geldi. Birazdan diğer mezun öğrencilerimiz de bütün coşkusuyla sahneyi donatacaklar. Mezuniyet yeminimizi edeceğiz. Keplerimiz göklerde buluşacak. Alkışlarımız hiç durmasın. Evet, mezun öğrencilerimiz, sahne önüne doğru sizi alalım. Ve geri kalan diğer mezun öğrencilerimizi alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Kocaman bir coşku ve alkışla bugün onların günü. Kocaman alkışlar gelsin onlar için. Çok emek verdiniz. Bugünün tadını çıkarın. Bugün sizlerin ve bizlerin en gururlu günü. En mutlu günü. 2 yıllık bir emeğin karşılığını aldığınız bugün biz de sizi alkışlayarak destekliyoruz. Bugün sizlerin ve bizlerin en gururlu günü, en mutlu günü. Bugün 2 yıllık bir emeğin karşılığını alacağız hep birlikte. Beykent Üniversitesi 2020-2021-2022 akademik yılı 20-21 ve 22. dönem meslek yüksekokulu teknik programları mezunlarımıza kocaman alkışlar geliyor. Beykent Üniversitesi ailesinin en önemli üyeleri onlar. Alkışlarımız hiç susmasın. Onlar sahneyi parıl parıl donatırlarken biz de bulunduğumuz yerden onları destekleyelim alkışlarımızla. Beykent Üniversitesi 2020-2021-2022 akademik yılı 20, 21 ve 22. dönem meslek yüksekokulu teknik programı mezunlarımız kocaman alkışlar gelsin. Sayın velilerimiz, 2 yıl boyunca birlikte çok emek verdiniz. Bugün evlatlarınız için yapacağınız en iyi şey onları alkışlamak hiç durmadan. Beykent Üniversitesi 2020-2021-2022 akademik yılı meslek yüksekokulu teknik programları mezunlarına kocaman alkışlar gelsin. Onlar Beykent Üniversitesi'nin 20, 21 ve 22. dönem mezunları. Onlara daha kuvvetli bir alkış. Sahne donatılmaya devam ediyor. Yüzlerde tebessümler, ellerde kepler. Mutlu muyuz? Gururlu muyuz? Geleceğe emin adımlarla koşuyor muyuz? Ailelerimizi çok seviyoruz. Onlar için sizlerden bir alkış alalım öğrencilerimiz. Ailelerimizden de o zaman size koskocaman alkışlar gelsin. Peki mezuniyet yemini için hazır mıyız? Kepleri göklerde buluşturmak için hazır mıyız? Başarılı adımlar atmak için yeni hayata hazır mıyız? Bugün kimin günü? Gelecek kimin? O zaman lütfen heyecanla keplerinizi atmayın. Önce yeminimizi edeceğiz. Sonra da keplerimizi fırlatacağız. Geri sayımı birlikte yapacağız.
Mezuniyet yemini için hazır mıyız? Lütfen beni tekrar edin. Aldığım bu diplomanın bana kazandırdığı hak ve yetkileri kullanırken doğruluktan ve mesleki etik kurallardan ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyeti yasalarıyla Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, namusum ve şerefim üzerine, namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. Hazır mıyız? Cumhuriyetimiz ve aydınlık geleceğimiz için buralara kadar gelmenizde büyük emekleri olan aileleriniz için, Beykent Üniversitesi için hep birlikte 5, 4, 3, 2, 1, kepler havaya! Tebrik ediyoruz öncelikle. Duygu ve düşüncelerini öğrenebilir miyiz? Teşekkür ederim. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum, çok gururluyum. Hayırlı uğurlu olsun tekrar. Heyecanını biz de paylaşıyoruz seninle. Annen de yanında, baban da yanında sanırım. Onların da duygularını alalım. Biz de yanımızda. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. İkinci çocuğumuz, ikinci mezunumuz, ablamız da öyle. Çok... Siz ne düşünüyorsunuz, ne hissediyorsunuz? Ama çok onur verici, gurur verici bir duygu. Dilimle ifade edemiyorum mutluluğumu. Her aile böyle bir sevinci yaşasın yani. Çok teşekkür ederiz. Son olarak buradan teşekkür etmek istediğin birileri var mı? Buradan Özden Hoca'ya çok teşekkür etmek istiyorum. Emre Hoca'ya, Serap Hoca'ya, tüm hocalarıma çok teşekkür etmek istiyorum. Hayırlı olsun. Az önce kepini attın. Neler hissediyorsun, öğrenebilir miyiz? Ay çok mutlu hissediyorum. Gerçekten kaç yıldır bu anı bekliyorduk. Şükür en sonunda kavuştuk. Çok mutluyuz. Sen ne hissediyorsun? Senden de duygularını alalım. Heyecanlıyım. Yani hep böyle bir hayal, yani bunun hayaliyle yaşadığım için yani hala heyecanlıyım. Şu an bile konuşamıyorum sizinle evet. Doğru düzgün bir şekilde. Ne güzel. Biz de tebrik ediyoruz. Annenle birliktesin sanırım bugün. Sizi de tanıyabilir miyiz? Çok teşekkür ederiz. Öncelikle bu şekilde güzel bir kutlama olduğu için, mezuniyet töreni olduğu için ve çocuklarımıza bu şekilde de gurur ve doğal olarak onur duyuyoruz. Başarılar için inşallah daha iyi olur. Ne kadar güzel. Baban da geldi aramızda sanırım. Siz neler düşünüyorsunuz? Sizin de duygularınızı alalım. Yani çok mutluyum yani. Hayırlı uğurlu olsun tekrar. Buradan teşekkür etmek istediğiniz hocalarınız, arkadaşlarınız var mı? Evet var. Tülay Hocam'a çok teşekkür ederim. Onu çok seviyorum. Tülay Hocam, Mücahit Hocam, Yonca Hocam, İbrahim Hocam,
daha gelmeyen aklıma, diğer derslerime giren hocalarıma çok teşekkür ediyorum emekleri için. Kadar. Hayırlı uğurlu olsun tekrar hepinize. Teşekkür ederim. Öncelikle tebrikler hepinize. Hocam öğrencilerinizle birliktesiniz. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Onlar bizim de ilk mezunlarımız. Biz program olarak ilk mezunlarımızı veriyoruz. O yüzden çok mutluyuz. Çok güzel bir dönem geçirdik onlarla. 4 dönem geçirdik. Online olmasına rağmen yine de çok mükemmeldi. Mutluyuz. Onlar adına çok mutluyum. Yolları açık olsun. Hocam gururunuz da zaten gözünüzden okunuyor ama onun dışında öğrencilerimize ne mesaj vermek istersiniz? Ne mesaj vermek isterim? Tabii biz Beykent Üniversitesi olarak, bölüm olarak öncelikle istiyoruz ki iyi birer vatandaş olsunlar, iyi bir meslek adamı olmaktan önce. Ama verdiğimiz eğitimle biz zaten eminiz. Yani bunun altını çizerek söylüyorum. Onlar da çok başarılılar ama biz de çok emek sarf ettik. İyi birer meslek adamı olacaklarından eminiz. Bizim dileğimiz iyi insanlarla karşılaşsınlar. Onlar da başkaları için iyi insan olsunlar. Temennimiz bu. Ben Ceren, soyadım Asgül, aşçılık bölümü öğrencisiyim. Sene mezun oldum, bakalım. Heyecanlısın, ailen de yanında birlikteler. Duygu ve düşüncelerini alalım onları istiyoruz. Babasısınız sanırım, tanıyalım sizi. Evet. Coşkun Asgül ben. Çok mutluyum, kızım mezun oldu. Yarın da oğlumun mezuniyet töreni için buraya geleceğiz. O da Beykent'in öğrencisi. Ailecek Beykentlisiniz. Evet. Çok mutluyuz, çok güzel bir gün oldu. Memnunuz. Ne güzel. Anneden de duygularını alalım. İsmim Aysel. Kızımın tabii bildiğiniz gibi mezuniyetine geldik. Çok mutluyuz, gururluyuz. Beykent ailesiyiz. Aynı zamanda oğlum da Beykentli. Ya eşimin dediği gibi yarın da buradayız. Onların başarısıyla gurur duyuyoruz, mutlu oluyoruz. Anne baba olarak söyleyeceklerimiz bu kadar. Ne kadar güzel. Bir de seni tanıyalım. Yarın senin de mezuniyetin için burada olacağız sanırım. Ben de Cem Bora. Elektrik elektronik mühendisliği 4. sınıfım ben de. Kardeşimin bugün mezuniyetine katıldım. Çok mutlu oldum, çok gururluyum. Yarın da kendi mezuniyetime katılacağım. İkimiz de bu sene mezun olup yeni hayatımıza başlangıç yapacağız. Kep atmadan önce heyecanınıza zaten ortak olmuştuk. Şimdi kepinizi attınız. Hep beraber ailecek buradasınız. Duygularınızı alalım. Şu anda çok mutluyum. Hele de çocuklarımla birlikte, eşimle birlikte. En çok onlar çünkü sıkıntısını yaşadılar. Ben ödevleri yetiştirirken onlar bazen aç kaldılar, bazen dağınık oldu. Her şeyi yaşadılar. Birlikte bence mezun olduk. Birlikte kep attık diye düşünüyorum. Şu an çok mutluyum. Duygularım tarifini anlatamam size. Ne güzel, o zaman aile fertlerine de soralım bu başarı hepinizin madem. Evet, ismim Murat. Gülcan Hanım'ın eşiyim ben. Valla bu duygu çok farklı. Hani biz çocuklarımıza bunu anlatmaya çalışıyoruz. Hani ve kendisi bölüm birinciliğiyle bitirdi iç mekan tasarımda. Dilerim ki tüm öğrencilerimiz de, gençlerimiz de bunlarla örnek alırlar, yetişirler. Geleceğe, millete, ülkeye daha faydalı hizmet ederler. Ama evliyken, çocukluyken çok zor oluyor. Valla evde makarna yapmaktan, yumurta yapmaktan, pizza söylemekten içimiz dışımız helak oldu yani. Bunu bekarken hallederseler daha iyi olur yani. Umarım tavsiyelerinizi dikkate alırlar. Sizlerden de duygu düşüncelerinizi, annenizle gurur duyuyorsunuzdur eminiz. Biraz da neler düşünüyorsun onu duyalım. Annemin mezun olmasına şahsen ben çok mutlu oldum. Ayrıca anne... Böyle zaten istiyorum. Aynen. Ben de onun gibi iç mimarlık okuyacağım. Hani onun için. Ya bana örnek oldu. Ne kadar güzel. Sen de kepi taktın. Kep sende şu anda. İnşallah senin törenine de geliriz. Amin. Annemden sizin dediğiniz gibi çok gurur duyuyorum. Ve ben yani anlatamam yani. Annem kadar mutluyum yani. Değişik hissediyorum. Ne kadar güzel. O zaman bu başarıyı ailecek sizi tebrik ediyoruz. Başarılarınızın devamı olsun. Sağ olun. Günler dilerim. Çok sağ olun.